Kitap ekranlarından iyi akşamlar. Başka açıdan hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. İnşallah 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Önce Ankara stüdyosundan başlayayım. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Ee, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hukukçu, avukat Zeki Türk. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aleyhissel Karasanoğlu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi yazarı gazeteci Kenan Alpay. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde sevgili izleyiciler bomba patlatılmış ve biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş. Biri çocuk 81 kişi de yaralanmıştı. Bu terör saldırısının PKK'nın YPG'nin yaptığı belirtilen terör saldırısının yankıları hala devam ediyor sevgili izleyiciler. Tabii özellikle muhalefet kanadından farklı yaklaşımlar var. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya dair açıklamaları var. Olay terör saldırısı ne zaman gerçekleşmişti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17. G20 zirvesine Endonezya'ya gitmeye hazırlanırken o gün pazar günü sevgili izleyiciler meydana gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hemen olayın akabinde havalimanında kısa bir açıklamada bulunmuş. Endonezya'ya gitmişti ve dönüşte de konuya dair sevgili izleyiciler gazetecilerin sorularını cevapladı. farklı konular da var. Konuşacağız. Altını masa toplantısını yaptı. Bu saldırıya dair sevgili seyirciler Türkiye'yi dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Özellikle bu Taksim saldırısı gündemimizde olacak. Terör örgütü PKK ya da YPG niye sivilleri hedef aldı? Tabi terörün bir amacı var, bir ideolojisi var. Peki mevcut konjektürde bu saldırının anlamını ne? Genellikle teröristin profili üzerine yoğunlaşılıyor. Tabi bu da konuşulması gereken bir konu. Akıllarda kalan bazı sorular var, soru işaretler var kimilerine göre de bazı çelişkiler var ve bunun açığa çıkarılması gerektiğini söylüyorlar ve olayın sevgili seyirciler bir gün sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amerika Birleşik Devletleri'ni açıktan hedef almıştı. Biz Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz demiş ve akabinde de acaba saldırının arkasında Amerika mı var şeklinde sorular sorulmuştu. Evet başlayalım hemen Ankara Stüdyomuza dönelim. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin bir kez daha hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi baktığımızda tabii olayın siyasi boyutları var, siyasi değerlendirmeleri var. Ee, ama biz direkt şu konuyla başlayayım ben. Terörist özelinde de sorular sorulabilir ama önce genel manada şunu sormakta fayda var. Buradaki terör saldırısının arkasında kim olabilir? Amacı ne olabilir? Yani şöyle söyleyeyim tabii e, terör saldırısının arkasında e, Türkiye'nin son dönemde e, yapmış olduğu o da dış politika değişiklikleri ve önemli adımlar var. E, onları e, o, onlar konusunda ya da onları bir şekilde Türkiye'ye yapma diyen yani ya ya Türkiye'nin bir şey yapmasını istemiyorlar ya da Türkiye'nin bir konuyu bir onların istediği bir şey yapmasını istiyorlar arkasında devlet olabilir devletler olabilir yani devletler derken işte komşu devletler kimlerin çıkarı var Ondan sonra arkasında bazı şeyler olabilir kuruluş teşkilatlar olabilir Radikal gruplar olabilir Arkasında bazı küresel güçler olabilir. Ee, yani şöyle yapılmış, bu tamamen mesaja yönelik, yani sivil halka yapılan bir faaliyet, sivil halkı esas alınıyor, ee, onlara yönelik bir faaliyet ve e, çok fazla zayiat e, verilmemesi isteniyor. E, Öyle bakıyorum olaya. E, böyle baktığımız zaman bir mesaj. Ama birileri bizi birilerine suçlamamızı istiyor. Yani gerçekten e, yani birileri yönlendiriyor bizi. Yani bu e, bu işi şunlar yapmıştır diye e, bizim durumumuzu bildiği için bunlar bunları bunlar da olabilir. Arkada e, arkasında bunlar. Yani sadece arkasında şu devletler diye Türkiye Türkiye'nin Türkiye'nin etrafındaki bir, bir grubun bu işi yapabileceği şeklinde işte PKK dahil olmak üzere diğerleri dahil olmak üzere PKK'yı zaten şöyle düşünüyorum. PKK bir taşeron. Yani e, kim kimin işine yararı bu diye baktığımızda Türkiye'nin bir e, görüşü var, stratejik görüşü var, e, jeopolitik görüşü var. Ona göre işte hemen sayıyoruz. E, Amerika, İran, bilmem ne falan diye e, öyle sayılıyor. Halbuki arkada daha arkada birileri bizim böyle düşünmemizi iste, istiyorlar. Böyle düşünmemizi isteyen birileri de olabilir. Şimdi onun için bu e, çok karmaşık bir konu. E, ve yeni dünya düzeni kurulurken e, Türkiye e, bu dünya düzeni içerisinde kendini kendi tahkimatını yapıyor yani işte Türk dünyası ile ilgili diğer yerlerle ilgili bir takım ta şeyler e, Rusya ile ilişkiler konusunda e, Balkanlarla ilişkiler konusunda e, bir takım e, tahkimat yapıyor ve oraları sağlam almaya çalışıyor ki yeni dünya düzeni kurulduğunda e, Türkiye bu düzen içerisinde e, belirli bir ağırlığı e, olsun belirli bir ağırlığı devam ettirsin şimdi e, dolayısıyla bunu istemeyenler olabilir yani devlet olarak Şimdi Amerika'yı söylüyoruz evet olarak değil mi? Amerika Amerika zaten Fırat'ın kuzey doğusunda PKK-YPK'yı besliyor. Dünya kadar silah veriyor. Bütçesinden para ayırıyor. Ondan sonra bizi Yunanistan'a karşı, Yunanistan'la tutmak için ya da Yunanistan'la kilitlemek için Türkiye'yi Yunanistan'ın Yunanistan'a üs haline getiriyor Yunanistan'ı. Yeteri kadar e, oraya işte silah tesisat malzeme koyuyor. Dede aşe şey koyuyor. Uçaklarımızı vermiyor. Yani daha ne yapacak ki Amerika Birleşik Devletleri? Niye öldür, öldürsün ki? Yani böyle olay evde böyle bakın. Niye öldürsün? Zaten e, uçak vermiyor. E, ona F-16'ları da e, sürüncemede bırakıyor. Evet. Kansai yaptırımları var e, olayın içerisinde. Şimdi e, yani o zaman Amerika konusunu bir daha düşünmemiz lazım. Yani olan şüphelilerden bir tanesi Amerika diye düşünüyoruz ama birileri onu görmemizi istiyor. Şimdi e, geçiyoruz şey İran'a. E, İran'ın da Türkiye arasında büyük bir rekabet var. Şeyde, e, Özür dilerim Ortadoğu'da. şu hatırlatmada bulunalım. Yani i̇ki ülkenin. Hatta Sayın Pekin. Şu Tabii. hatırlatmada bulunalım. Buyurun. Burası da bir açığa kavuşu. Mesela yaz aylarında İran'a bağlı bazı gruplar. Taksim Meydanı'nda anıtın fotoğrafını çekmiş ve bekle bizi Taksim demişlerdi. O fotoğrafın üzerinden bir müddet sonra da bir kişi video çekmişti ve Türkiye aleyhinde kimi sözler sarf etmişti. Yine Taksim'de. Biz İran'ın Türkiye'nin özellikle Azerbaycan hamlesinden rahatsız olduğunu biliyoruz ve sık sık da başka üstüne ee, İran Milisleri tarafından saldırılar düzenleniyor. Doğru. Böyle bir ortamda da acaba İran mı diyoruz? İran olabilir mi? Yani İran, İran'ın şu anda e, olabilir tabii. Yani İran'ın e, özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi ve o destek sonucunda Azerbaycan'ın o toprakları kurtarması, Ermenistan'ın zor duruma kalması, e, Türk dünyasıyla Türkiye'nin ilişkileri... Bu arada e, yine e, Türk dünyası e, teşkilatının e, toplantısından sonra Sayın Aliyev'in e, şeyleri var, sözleri var. Yani e, şey e, birçok ülkede şu kadar Türk vardır, vesaire vardır falan. Doğrudan İran'a ede falan sözleri falan var. Bunlara hmm. baktığımız zaman bu olabilir ama İran şu anda kendi kendi derdinde yani İran. Yani şu anda e, şu anda idam sayısı 15'e falan çıktı. Yani Ciddi şeyler hala de devam düşünüyor. ediyor. Evet, ee, evet caddede, caddelerde, sokaklardaki şeyler devam ediyor hala. Yani böyle bakınca İran konusunda da bir soru işareti. Yani bunu hayır tamamen şeyden çıkarttım ama bir soru işareti koymamız lazım e, diye değerlendiriyorum olaya. Yani geride kim kalıyor diye baktığımızda e, Rusya var olabilir mi olmaz mı? Rusya'da ilişkilerimiz iyi ama onlarla ilişkilerimizin iyi olması bir şey ifade etmiyor. Yani Rusya olabilir mi olmaz mı diye bakıyoruz. Ee, ama şu anda Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var zaten e, Rusya böyle bir şey yapıp da Türkiye'yi e, karşısına almak falan istemiyor böyle bir şey yaptığını sanmıyorum hatta Türk dünyası konusunda da e, kendisi de işin içine bulundu, e, bulun, bulunmak istiyor yani Türk dünyasının içerisinde Avrasya içerisinde o da bulunmak istiyor e, ve Türk dünyası teşkilatı içerisinde bulunmak istiyor hı hı. böyle bir hesabı var. Yani tabii e, böyle teker teker baktığımızda geriye kaldı e, oraya, iki devlet. E, e, birisi evet. Esad, diğeri de İsrail. Esad mesela evet. olabilir mi? Ki e, tam da ilişkiler acaba düzelir mi derken olabilir. Neden? Yani Esad da olabilir. Esad da olabilir. Eee Esad'la e, Türkiye yani Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerini e, düzenlenmesi istemeyen bir grup tehlikedir. Hmm. Yani bu eee Esat'ın etrafındaki bir grup da ya, yaptırabilir bunu. Yani şey enteresan. Bir mesaj veriyorlar bize. Yani o suikastla baktığımız zaman e, Arap asıllı, ondan sonra şey Suriyeli, e, Arap e, Yakalanların yakalananların e, hemen hemen tamamı yabancı uyruklu. Yabancı uyruklu. E, bakıyoruz şimdi şeye e, konuya. Demek ki bir saptırma var. Bilerek isteyerek Bunları koymuşlar. Şimdi mesela o zaman kimin üzerine atılacak bu? Ya esatın üzerine atılacak. Yani e, ya e, oradaki Türkiye'nin bir, bir buçuk iki ay evvel şeyleri vardı. E, bu İllib'de e, ilgili bir sorunlar vardı. İllib'deki ile e, şeydeki e, Afrin'deki Afrin civarındaki e, Özgür Suriye ordusu arasında e, onun bazı şeyleri arasında e, işte Birlikler arasında sorunlar vardı ve Türkiye devreye girdi. Yani Türkiye orada Türk birlikleri garnizonlarda garnizonlarda duruyor evet. oradan çıkmak durumda kaldı Çünkü bayağı savaşlar onlar e, acaba bunlardan birisi Türkiye orada tarafta tutmadı yani herkese yerine gitmesini söyledi ama mesela bu, bu olabilir mi e, yani Türkiye'yi şeyle karşı karşıya getirmek e, konusu gündeme gelebilir mi e, ona baktım hı hı. E, bu gruplarla karşı karşıya getirme olabilir mi e, böyle bir şey var e, Peki e, ...bunun dışında Yunanistan böyle bir şey yapabilir mi? Yani Türkiye, yani sonuçta Yunanistan'ın buraya ajan göndermesine gerek yok. Yani e, yeteri kadar adamı var zaten. Bu, bu adamlarını hatta orada şey var. Türkiye'den kaçan ve e, şey sipari, Turkiye siparişine çalışan birisi, ad, ad, e, e, ekipler var. E, evet. Şimdi onlar, e, onlar vasıtasıyla da bu iş yapılabilir. Yani sanki bu ekip. Yeni, kuru, yeni kurulmuş amaç e, Türkiye'yi ikaz etmek. Yani bakıyorum ben şimdi Türkiye'yi ikaz etmek için belli ülke, ülkeler belli. E, Amerika, Rusya, e, işte e, İsrail, İsrail de olabilir. E, İsrail'in hesabı başka e, yani o e, bir e, Birleşik Kürdistan Devleti, Birleşik Kürdistan kurulmasını istiyor bölgede. Çünkü ona ihtiyacı var. Ee, ama tabii e, şu anda böyle böyle bir şey söyleyemiyoruz. Ama yani, şimdi bir şey de var. Bunun Sayın arkasında... Pekin, Sayın Pekin pek basına yansımıyor ama Buyurun. son dönemde sanki Mossad'ın İsrail'in MİT'e ihtiyacı var. Niye? Ee, i̇lginç gelebilir. Var doğru. Basına yansımadığı için ben biraz şöyle açayım. Mesela doğru. son dönemde özellikle Şubat 2022'den bu yana Şubat ayında 75 yaşındaki bir İsrail'li iş adamını İran e, istihbaratı katletmek istemiş ve MIT buna engel olmuştu. Akabinde yine birçok İsrail'in canını kurtardı ve hala İran e, buradaki İsraillere yönelik bazı suikastlar yapmak istiyor ki bazı kendi üst düzey subaylarının ölümünden Mossad'ı sorumlu tuttuğu için intikamını almak istiyor. Böyle bir konjektörde İsrail bunu yapar mı? Yani e, bugün şeye de baktığımızda e, yani Netanyahu'nun davranışına da baktığımızda yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeleri vesaire falan baktığımızda e, yani biraz zor gözüküyor. Yani e, daha ilişkiler tam başlamadan e, tam böyle e, düzene girmeden böyle bir şey yapması Türkiye'yi tekrar karşına alması demek. Yani çünkü bu olay önünde sonunda ortaya çıkacak yani kimin yaptırdığı bize söylemeseler bile. Şunu da, şunu da hatırlatayım şunu da hatırlatayım. Ya siz olmaz diyorsunuz ama e, teröristle alham Elbeşir'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden e, iki kadın İsrail'e çıktı. Biri de İsrail ordu mensubuymuş. Olay günü teröristin yanlarında ne işleri var şeklinde soru olabilir ya da sorulabilir. Ya ama şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bu bilerek yapılan bir şey yani bakın e, yani He. siz e, Mossad olsanız o kadının yanına zaten o kadın özel seçilmiş. Yani o kadının bir özelliği yok. Yem olarak konulmasına bile Yok, konu Mossad bir, bir de kadın resmi görevlilerini gönderir mi buraya saldırı için? Yani e, Göndermez tabii. yani niye göndersin Kafayı ki? Kafayı yemesi lazım. <laughs> Hayır, yani Mossad da alakasız olan hiç kimseyi göndermez. Hmm. Yani niye yani o bilerek isteyen. çünkü bu konu İran basında da çıktı. İran basında da çıktı. E, İsrailler farklı bir şey söylediler hatırlarsanız yani öyle konuyla ilgili yani böyle baktığımızda şu anda e, şu yapmıştıracak bir şey o fotoğrafı ilk servis eden devletin... İran basını mı e, İran basını He, e, o zaman burada İran'ın İran farklı basını, bir var o işte, fotoğrafla. E, Evet, İsrailler tabii. Yani o yani e, İsrail'le e, Türkiye yakınlaşmasını istemiyor İran. Evet. Bir de e, İran e, bu konuda İsrail'i şüphe altında bırakmaya çalışıyor falan. Yani böyle bakmamız lazım. Bu normal yapılan bir şey. Şunu Devletlerin da hatırlatalım. Yaptığı bir şey, 27 Ekim'de, Ekim'de bir şey. İsrail Savunma Bakanı Mevkidaşı Uri Sakarla görüşmüştü. Daha sonra da her iki evet. ülkenin istihbarat başkanları bir araya gelmişti. Evet. Burada. Yani e, bu istihbarat başkanlarının bir araya gelmesinin birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi istihbarat paylaşımı. Bir tanesi de esirlerin yani e, geçen Amerikalılar da aynı şey oldu. Amerikan ve e, Rusya istihbarat başkanları karşı karşıya geldiler. Yan yana geldiler. Birisi de şeydir. Yani politikadan çok e, politika belirleme Çünkü politikayı hükümet belirliyor. Dışişleri Bakanlığı e, falan onlar belirliyor bu iş. Şey. Ama sonuçta e, istihbarat başkanlarının yaptığı şey eee Normal kanaldan çözülemeyecek konuları çözmektir. Nedir? Bu esir değişimidir. Evet. Yani karşılıklı esir değişimidir. Başka nedir? İstihbarat planlamasıdır. Başka nedir? E, aldıkları e, şey, tehdit dolayısıyla e, Türkiye'deki işte şeylerin e, dini mekanların, kutsal mekanların korunması vesaire falan. E, bunlar e, olabilir. Bunlarla ilgili faaliyetler olabilir. Karşılıklı e, Tehditler, tehditler konusu gündeme getirilebilir. Masaya yatırılabilir. Ona göre Suri, şeyin İsrail'in alması gereken tedbirler, Türkiye'nin alması gereken tedbirler konusu gündeme getirilebilir. Yani genelde bunlar konuşulur ama e, Savunma Bakanı'nın konuştuğu daha farklı tabii. Savunma Bakanı e, daha çok e, İsrail'le bizim e, geçmişte de çok büyük savunma e, anlaşmalarımız oldu e, çok fazla miktarda. E, bunlar görüşülebilir. E, hava savunma sistemi olabilir. E, uçak olabilir. E, yani bir de e, İsrail lobisi tabii e, etkili e, Amerika Beşik Devletleri'nde. Evet. Türkiye e, bu tip e, ilişkilerden her zaman e, yani neyse kendine faydası neyse yani biz İsrail'le görüşüyorsak İsrail'le bir şeyler yapıyorsak Oradan bir şey aldığımız için veya İsrail bizi iyi geçiriyorsa bizden faydalandığı için e, diyor. Yani Sayın bunu peki, başka bir yere dostu buna bağlamamak ee, lazım. Diğer konuklarıma da sıra gelsin diye şunu da sorayım hemen. E, merak ettiğim için acaba İran istihbaratı o İsrailli askeri ve o kadını izliyor muymuş? Nereden biliyorlar İsrail ordusu mensubu olduğunu? Tamam sonra İsrail basını da haber yaptı ama... İlk servis eden İran'sa demek ki İran istihbaratının takibindeymiş yani, e, o iki kadın. Efendim, yani bir şeyler bakın şöyle bir şey var. Şimdi böyle bir olay olduğu zaman e, hemen bir şeyler servis ediliyor. Bu servisleri kim yapıyor e, bakıyoruz. Yani bu servislerin bir kısmı Türkiye'den servis edilen çok fazla bir şey yok. Ama dışarıdan edilen var. Fotoğraflar var, resimler var, yakın çekim şeyler var. Evet. Yani birileri demek ki. Birileri bizi yönlendirmek istiyor. Şey Çünkü bilerek isteyerek evet. Yönlen yönlendiriyorlar. Bu yapılmış diye. Peki, ikinci bölümde yine döneceğiz. Teşekkür ederim. Tabii. Çünkü Tabii. daha çok soru var. Önemli bir konu gerçekten. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün. Tabii önce bir genel değerlendirmenizi alayım. Mutlaka söyleyecekleriniz vardı. Sonra da olayın siyasi yansımalarını soracağım. Buyurun. Öncelikle ee, bu terör saldırısında Maalesef patlamada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de bas sağlığı iletiyorum. İnşallah yaralı vatandaşlarımız da bir an önce sağlığına kavuşur ve yuvalarına, evlerine kavuşurlar diyorum. Bu değerlendirmeden önce bizim Türkiye Değişim Partisi olarak hep söylediğimiz bir şey var. Biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi olarak silahlar gitsin ve barış gelsin diyoruz. Ve Türkiye Değişim Partisi olarak bu yapılan terör saldırısını da şiddetle kınıyoruz. Genel Başkanımız olayın hemen ardından programını bölerek taksime gitmişti ve daha sonradan da teşkilatlarımızla beraber sonrasında taksimi tekrar ziyaret etti ve orada parti olarak da terörü lanetlediğimizi ve kınadığımızı da tekrardan duyurdu. Aynı zamanda da biz gene Türkiye Değişim Partisi olarak bu Taksim terör saldırısının takibindeyiz. Bu konuyu da incelemeye devam ediyoruz. Maalesef ki öğrenilen bilgilere göre ve bugüne kadar geldiğimizde aktarılan bilgilere göre bu tarz bir saldırının Taksim'de, Beklendiği bilgilerine ulaştık. Zaten orada bir istihbarat ekiplerimiz bu tarz bir olayın olabileceği konusunda bilgi almışlar ve oraya yoğunlaşmışlar. Tabii gönül isterdi ki keşke bu terör saldırısı olmasaydı. Ancak gene biz Türkiye Değişim Partisi olarak şu konuda hem istihbarat teşkilatlarımıza hem emni emniyet teşkilatımıza, Gerçekten hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz. Olay anının hemen akabinde istenmeyen keşke olmasaydı diyeceğimiz ama maalesef olmuş bir terör saldırısından sonra 12 saat içerisinde suçlulara teröristlere ulaştılar ve yakaladılar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu tarz terör olayları olmaz diyoruz. Biraz siyasi tarafında incelediğimizde birçok partiden de bu terör olayıyla alakalı açıklama geldi. Ama... Seçim açık, yatırımı diyorlar. Şöyle, hani insan yani, hayatı cid, üzerinden... Cid, ciddi bir suçlam. Şimdi evet, insan hayatı üzerinden seçim yatırımı kelimesini bile e, telaffuz etmek çok yanlış. Özellikle e, siyasi parti temsilcileri olarak... Bu tarz insanlarımızın, vatandaşlarımızın canına kast edici olayların siyasi seçim yatırımı olarak söylenmesi hiç hoş değil. Yani Burada, Türkiye Değişim Partisi şöyle mi diyor? Bu saldırının arkasında PKK, YPG vardır ve biz bununla diğer partilerden ayrı düşünüyoruz. Böyle evet. mi? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak üzerine basa basa söylüyorum. Bu tarz terör saldırılarının arkasında YP, hani YPG ve PKK vardır. Biz şiddetle kınıyoruz ve terörü de lanetliyoruz. Burada üzerine basmak istediğim dikkatimi çeken bir konu vardı. Bütün partiler açıklama yaptı ama e, Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı ve Selahattin Demirtaş biraz partisinden bağımsız bir açıklama yaptı. Konuyu geçiştirmedi ve orada hani özellikle şu kelimeleri kullandı. Kim yapmış olursa olsun. Şiddetle lanetliyorum ve kınıyorum dedi. Ama orada bir ayrıntı var, evet. sivillere yapılan diyor. Evet, e, sivillere yapılırsa peki? Buna ya biz e, biz emniyet mensuplarımızı, silahlı kuvvetlerimizi, istihbarat teşkilatlarımızı, askeri teşkilatlarımızı vatandaşımızdan ayırmıyoruz. E, yani orada ben onu açıkçası, hatırlatmak istedim. çünkü evet. özellikle sivil notu düşmüş. Evet, öz, hani ben orada bir ima aramadım. Ama HDP'ye göre de yine ayrı bir açıklama. Evet. orası. Hani da ben bu. orada bir e, bir ayrıştırma algılamadım. Çünkü oradaki saldırı sivillere yapılmış bir saldırıydı. O sivil kelimesinin de oradan gelebileceğini düşündüm. Ama dediğim gibi emniyet mensuplarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Olaydan kısa bir süre içerisinde olaya müdahale ettiler ve sonuçlandırdılar. İnşallah bunun arkası gelmez. Bundan sonra biliyorsunuz ülkemiz bir seçim Aşamasında bir seçim startı verilecek. Bu tarz olayların artmaması için biliyorsunuz terör olayları her zaman korkudan ve kaoslardan beslenir. Ancak o gün yapılan bir hata vardı. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yasaklara her zaman karşı bir partiyiz. BTK, sosyal medya e, hesaplarına bir kısıtlama ve bant kısıtlaması getirdi. Bant daraltması o gün dedi. evet bant daralt, daraltması getirdi ya ve, ve o gün Twitter girilemedi evet, yani kullanmadı Yani dediniz, o girilmedi. gün e, birçoğumuz maalesef ki doğru bilgiye ulaşamadık. Evet orada e, kirli bilginin yayılması da engellenmek istemiş olabilir ama ee, bu tarz e, yasaklamalarda insanların bir bilgi edinme hakkı, bilgiye ulaşma hakkı her zaman vardır. Dolayısıyla bizlerin doğru bilgiye ulaşmasını da engellemiş oldular. Hat itibariyle hangi bilgiye mesela ulaşamadınız? Şimdi şöyle erkek bilgi sonra Evet, çıktı? Biz şimdi Ali İhsan Bey şöyle söyleyeyim, biz Twitter'da X hesaplardan paylaşılan hesapların yapmış olduğu görüntüleri ciddiye almıyoruz zaten. Kendim şahsım olarak da parti olarak da biz resmi kanalların e, işte Cumhurbaşkanlığının açıklamaları olsun ya da işte diğer bakanlıkların açıklamaları olsun bunları takip ediyoruz. Ama maalesef ki e, doğru bilgiye bu kanallardan da ulaşamadık. Çünkü sosyal medya hesapları kapatıldı. İnternet yani, YouTube kapatıldı. Bugün geldiğimi anlamak için soruyorum Hı -hı. bunu. Yani bugün geldiğimiz noktada e, ulaştığımız bilgiler var. Acaba işte saat 16.20 gibi yaşanan o müessif olaydan sonra diyelim 18'de, 19'da evet. ulaşamadığımız bir bilgi şu an itibariyle ulaştığımız hangi bilgi var? Veya o saat itibariyle bizim yanılıp şimdi doğrusunu bulduğumuz hangi bilgi var? Yani şimdi yapılan bakayım, bir karartma... Çok basit e, bir örnek vereceğim. Evet. E, biz o gün e, İstanbul Buluşmasındaydık parti olarak İstanbul buluşmasındaydık. Ee, biz de bir kalabalık ortamda neticede bir e, etkinlik halindeydik. O an panikle herkes birbirini aramaya başladı. Biz etkinlik esnasında İstanbul buluşmasında öğrendik. Eşimden aldığım telefonla öğrendim. E, dolayısıyla şimdi bizim oradaki kısıtlamalardan kastımız şu: Ben acaba ne oldu? Çünkü kimse e, ulusal olarak ne oldu soruyor. Evet. Mesela 600 kişi öldü. 60 kişi öldü şeklinde o yalan propagandaları görseydiniz İnanmazdı. mi kafanız yok. daha çok karışırdı? Yoksa şu an o saat itibariyle zaten 4 vefat var denirdi. Veya 3 vefat denirdi. Ve artıyor denirdi. Şu anda Şimdi, e, biraz herhangi önce bir çelişik mi? bir haber evet. yok. Şimdi biraz önce söylediğim gibi ben resmi kanallardan <laughs> gelen açıklamaları dikkate alırım. Dolayısıyla resmi hesapları da takip ediyoruz. Bizim oradaki evet mutlaka bu işten beslenen bir camia var. Hüseyin Bey acaba şöyle bir şey mi? Açıkçası ben şahsen ya ben de giremediğimde hemen VPN falan yani niye giremiyorum ki dedim. Biraz da şundan sanki tabii bizde bir de haberci refleksi var ne oluyor ne bitiyor. Bizim Şurada ekranda veremediğimiz kimi görüntüleri, diğer medya kuruluşlarının ekranda veremediği diğer görüntüleri biz Twitter'dan, sosyal medyadan gördüğümüz için acaba merak duygumuzu tatmin için mi sinirleniyoruz? Hani bilgiden ziyade, olay yeri görüntüsü, A teröristin fotoğrafı çıkmış, A patlama anı. Aslında bunların hepsi bir yönüyle teröre ya da teröristlere hizmet eden görüntüler. Bunun Şimdi... da birincindeyiz. Sanki bilgiden ziyade biraz merak duygumuzun eksik kaldığı için sinirdim. Avrupa'da bunların görüntülerinin de yayınlanamadığının da bilgisini hatırlatalım. Şimdi yani ama Amerika'da bir yayınlanamıyor. Şey. Yok, benim Fransa'da kastım. Yayınlanamıyor. E, o bilgi çerçevesinde. Şimdi benim kastım derken. görüntü değil ama bakın ben bilgi diyorum. Bilgi ve. Yani e, be, o anki olay yerindeki görüntüleri ya zaten hani e, biz millet olarak bu içimiz yanıyor. Tanıdığımız ya da tanımadığımız hiç fark etmez millet olarak içimiz yanıyor. Biz hiçbir canın yanmasını istemeyiz. Benim orada kastettiğim şey bilgi. Olay yerindeki görüntü ya da olay yerindeki patlama anı videoları değil. Zaten bunlar paylaşılmasın. Bu insanların aileleri var. Bu tarz videolar insanları korkuya ve paniğe sevk eder. Benim söylediğim doğru bilgiye ulaşmak. Yani e, siz şöyle o esnada ekranlara karartma getirdiğinizde ben doğru soralım. bilgiye ulaşamıyorum. Tamam, bir soru soralım. Ee, burada tam da ortada kalarak şöyle objektif bir bakış açısıyla o erişimi getiren e, yapı devlet de kendince haklı çünkü FETÖ'cüler bir bakıyor yok yakından çekim gelmiş yok bu değildi yok aslında devlet yaptı yok istihbarat mı yaptı gibi kafa karıştırıcı ifadeler var ama diğer taraftan dediğiniz gibi de bir kısıtlama var. Dolayısıyla keşke kısıtlama olmasa ama bu yalanların da önüne geçebilsek. Acaba bununla bu yalanların bir, önüne geçebilmek e, için ne yasa, yapabiliriz? Zaten bununla alakalı bir yasa yakın zamanda kabul edildi. Ama adam şimdi, yurt paylaşıyor, bot şöyle, hesaptan paylaşıyor. Şimdi siz bunların asla e, sosyal medyada önüne geçemezsiniz. Bu saatten sonra da Yo, okullara de, okullara sosyal evet. medya dersi getirelim. Yalan bilgiyi, doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi, i̇şte yalanlar nasıl Evet. Yani Hı -hı. olayın temelini konuşalım. İşte bu yasanın gelmesiyle bazı şeyler düzelecek. Bakın daha önce ki olay zamanlarını hatırlayın. O söylediğiniz birçok çarpıtmalar daha önceden yapılabiliyordu. Ama son gelen yasayla benim sosyal medyada gördüğüm insanlar bir şey yazarken artık üç kere düşünüyor. Tabii ki bot hesaplardan bu tas çarpıtmalar yapılacak. İşte ne deniliyor? Hükümet yaptırdı ya da işte bu seçim yatırımıdır gibi söylentiler de çıkıyor. Bunlar çıkacak. Peki. Dün de vardı. Bugünden devam sonra da olacak. Devam İkinci bölümde süremiz var. Zeki Bey sizinle devam edelim. Siz ne dersiniz? Buyurun. Genel olarak tabii şöyle menfur bir saldırıyla karşı karşıya Türkiye bu uluslararası bir saldırı olduğunu biz biliyoruz. Haşeronları da YPG ve PKK terör örgütü ee, yarım asra yakındır Türkiye. YPG PKK yani, üstlenmemiş ama. üstlenip üstlenmemesi önemli değil. yani Sonuç olarak istihbarat teşkilatlarımızın neticede nerelerden geldiği, nasıl geçtiği, bununla ilgili yapılan sorguda ve ifadelerinde bunlar ne yaptığı belli. Ben şunu diye düşünüyorum. Bu menfur saldırı bir kez daha göstermiştir ki biz yarım asırdan beridir bu alçak terör örgütü ve terör örgütlerinin hiçbir ahlaki vicdani sınırlarının olmadığını gördük. Buraya yapılan masum insanlara yapılan saldırılar ve insanlar orada hiçbir şey olmayan, hiçbir günah suçu olmayan ve sadece oraya gidip e, ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyen e, bebeklerin, annelerin, çocukların e, katledildiği, şehit edildiği e, hünharca, adice, alçakça bir saldırı. Bunu amasız, ancak kapasite tüm insan nasibini almış. Herkesin kınaması lazım. Hem PKK ve YPG terör örgütünün bunu üstlenmemesinin en büyük önemli olaylarından bir tanesinin de bu menfur saldırıdan sonra dünya çapında da bir infial oluşturmasına kaynaklandığını <laughs> düşünüyorum. Çünkü onlar böyle bir olayın olacağını düşünmediler işin doğrusu. Ve hiçbir terörün ahlaki, ah, hukuki veya e, vicdani bir noktası yok. Şimdi bakın bu siyasi veya asgari bir noktaya yapılmış olsa siz şöyle dersiniz. Bu alçak hainlerin ee, katillerin yapmış olduğu bir işlemlersiniz. Bir e, tanım getirirsiniz. Ama bu menfur saldırıda siviller tarafına hiçbir suç olmayan, sadece ailesiyle birlikte gelen masum çocuklar, günahsız çocukların, bebeklerin, oradaki insanların alçakça bir saldırı olması bunu bir tanıma yapamazsınız. Bir tanıma yapamazsınız. Terör yöntemi, korku, tamam. panik bu Bunun bir şey olmaz yani bu hani e, şey diyemezsiniz hani ayet-i de belhum adel diyor ya hayvandan daha aşağı yaratıklar. Bunu yapanlara bu şekilde açıklayacaksınız. Kaldı ki şunu çok iyi bilmek lazım. Türkiye e, bu saldırılarla amaçlanmak istenen iki tane nokta olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin iki tane konusu var. Birisi bilindiği üzere 12 adalar ve oradaki silahlandırmalar. İkincisi de aynen Arap dediğimiz... Kobani diyorlar ama Kobani'nin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Hani buradaki kampaniden kaynaklanan Öyle bir isim yok. Aynen Arap bölgesindeki. Aynen. E, orada YPG, PKK Amerikalılar tarafından desteklenen ve oradaki unsurları kullanılan bir yapı. Ki Türkiye'nin güvenliği o bölgelere girmesi ve o bölgelere aynen Münbiş'teki gibi, aynen e, bizim şu andaki e, güvenliği sağladığımız bölgelerdeki gibi oralarda da güvenliği sağlamak için ben Türkiye'nin harekete geçeceğini düşünüyorum. Şimdi burada şu var. Birçok sosyolojik açıya baktığınız zaman ilk defa kurgulanan bir yapı görüyoruz biz burada. Zaten şu andaki hem terör uzmanlarının hem düşünce insanlarının hem de istihbarat noktasında bilgi aktaran kişilerin de tanımlayamadığı bir noktadayız. Bir, PKK YPK terör örgütü tarafından Aynel Arap'ta eğitilmiş, Türkiye'ye yasal yolla, ya, illegal yollarla, yasa dışı yollarla giriş yapmış. E, Arap olan, bu önemli, Arap olan e, herhangi bir şekilde PKK'nın alçakça, adice e, şeylerinin, e, emellerinin e, bir dışında var olan bir yapı ve burada e, bir terör eylemi gerçekleştiriyor. Şimdi bunu, bu unsurların tamamına baktığınız zaman e, şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bu kişi iki tane noktası var. Bir, acaba PKK terör örgütünün YPK, PKK terör örgütünün alelacele kendi taşeronlarından kendi yandaşlarından ve diğer yapılardan destek almadan kendi içlerindeki bir takım sıkıntıları bertaraf edebilmek adına yapılan bir eylem mi? Birincisi bu. İkincisi planlı, programlı ve bir takım Türkiye'ye hani Sayın İçişleri Bakanımızdan söylediği gibi bir mesaj verme niteliğinde mi? Bunu o anlayabilmek için öncelikle şunu bilmek lazım. Bakın burada bir şey var. Son aylarda Türk askerlerinin SİHA'larının ve istihbarat teşkilatlarının Kuzey Irak'ta yapmış olduğu operasyonlar var. Çok sayıda bölgeye operasyon düzenledi ve burada 50'nin üzerinde çok önemli bu. 50'nin üzerinde sessiz sedasız örgüt yöneticileri inilerinde vuruldu, öldürüldü, gebertildi ve bunlar teslim olmadılar. Bunlar yok edildi. Hatta örgüt bu üst düzey diye nitelendirdikleri sözde üst düzey yetkililerin öldürülmesinden sonra kendi içlerinde ki bunlar nereden biliyoruz? Kendi aralarındaki kripto tesis görüşmelerinden biliyoruz. kendi aralarında hainler olduğu, kendi aralarında ajanların olduğu. Bunların da bu ajanlar sayesinde Türk askerleriyle irtibata geçecek işlemler yaptığı ve bundan dolayı da zayiat verdikleri ilgili kendi aralarında da Onlarca insanı astılar, idam ettiler ve şey e, öldürdüler. Niye? Hain diye öldürdüler. Nihayet neticesinde bu panik havasında burunlarını bile bulundukları mağaradan dışarı çıkartamayan, hatta kendi bulundukları mağaralarda bile güvende olmadıklarını gören ve e, panik içerisinde olan bir e, terör örgütünün acaba alelacele yaptığı bir işlem midir? Bir, birincisi bu. Alelacele de pek benzemiyor sanki. Pek, Çünkü pek, çok, çok şimdi planlıdır. şöyle neden diye söylüyoruz bunu. Şöyle bir bakıyorsunuz. Bakın, ben hem iletişimci hem bir hukukçu olarak söylüyorum. Siz de biz de birçok böyle terör eylemini gördük. Terör eyleminde eli kırılmış, bacağı kırılmış, işlem yaparken gözaltına alınırken kendini adamış olan terör örgütü üyelerinin pasif durmadığını. Siz Şimdi diyorsunuz ki bu teröristin ideolojisi yok. Bu aynen öyle. Taşeron kullanılmış bu. ve şeye baktığımızda biz hal diline baktığımızda. Televizyonlarda bakın. Şimdi gözaltına alıyorsunuz. Ters kelepçe şey yapıyorsunuz. Adam eli kırık elini kaldırmaya çalışıyor. Bağırıyor. Bayağı bağırıyor. Evet. Özgürlük diyor. Şey diyor. Bir tepki veriyor. Orada bile, bir bir yapmış. Var. Orada bile propaganda yapmaya çalışıyor. Ama buradaki ruh haline baktığınızda kişinin tabii ki bunu psikologlar belki bu alanda uzman olan vücut dinini analiz edecek olan uzmanlar bunu çok daha şey yapar. Şeye baktığınızda böyle kişinin bu kahpece eylem yapan kişiye baktığınız zaman böyle bir şey var. Yani e, idanmışlık değil korkukmuş ve ürkmüş bir hali var. Dolayısıyla bu alçakça, bu korkması veya ürkmesi bunun zerre miskal elbette ki bu ahlaksızca namussuzca alçakça saldırıya elbette şey yapmaz ama biz profil haline anlamı da baktığımız zaman bakın şeylere, e, diğer adanmış olan bu organizasyonu alçakça saldırıla yapanlara bakın bir şekilde orada bile dik durmaya çalışan İnsanlar varken bu kişinin profili şunu gösteriyor bize. Buradan dolayı bir alelacele bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde ikinci nokta şu olduğunu düşünüyorum. <laughs> Gene etikada tamamlayın ikinci bölümde eyvallah. daha. Eyvallah. Hemen hızlıca o zaman söyleyelim. İkincisi de şu anda biliyorsunuz bizim Türkiye Cumhuriyetleri ile yakınlaşmamız var. Rusya ile olan yakınlaşmamız, Ukrayna ile olan yakınlaşmamız var. Ve bu arada Amerika sürekli Türkiye'yi kaşıyor biliyorsunuz. Yunanistan üzerinden kaşıyor. İşte belki aynı araba girmesin diye, belki Yunanistan'daki şeyde bizi çatıştırma noktasına sokmak istiyor, şımarıklık yaptırarak bizim ani refleks vereceğimizi düşünüyor. Ama devlet aklı böyle de devam etmiyor. Eski bir devlet yok. Dolayısıyla Rusya'yla, Türkiye ile yakınlaşmasından kaynaklanan Amerika'nın ''Bak ben buradayım hala, güçlüyüm, hala ölmedim'' mesajımı vermek istiyor. Bu konuya e, ikinci şeyde de turda da devam edelim. Teşekkür ederim. Ali Hüseyin baktığımızda hemen bu terör saldırısının öncesinde Türkiye uyuşturucu ticaret yapıyor. TSK kimyasal silah kullanıyor. Polis AKP'nin olduğu işte devlet bürokratları AKP'nin olduğu söylemleri hemen akabinde bu terör saldırısı ve bu terör saldırısıyla birlikte de PYD, PKK, YPG'nin hiç ağzını adlarını almadan bunu devlet yapmış olabilir. Niye? 2015'te de bu oyunun tekrarını gördük. Bu filmin aynısını gördük diyorlardı canlı yayınlarda hiç çekimeden alini bir şekilde bu ifadeleri kullanıyorlardı. Sanki öncekilerinin devamı şeklinde bir alga çalışması vardı bunun içinde dersiniz. Evet olayı kökünden çözmemiz lazım diyorum. Yoksa efendim bu olayın arkasında kim olabilir? İran olabilir, İsrail olabilir. Hatta ben işi abartarak Ukrayna olabilir bile diyebilirim. E Ukrayna şimdi hem füzeyi atıyor, Rus füzesine karşı savunma amaçlı atıyor. Arkasından da Polonya'ya düşünce de vay efendim Rusya füze attı da işte Polonya'ya düştü diye bir algı da oluşturmaya çalışıyorlar. <laughs> Dolayısıyla bu başlıkta baktığımız zaman Yunanistan'dan başlayın, Ukrayna'dan geçin, İran... Herkes olan şüpheli diyorsunuz. Herkes şüpheli olabilir. Bunlar tartışılır ama değişmeyen bir şey var. Bunun arkasında kim olursa olsun biz Türkiye'de kendi içimizdeki söylemi değiştirmemiz gerekir. O söylem nedir? Siz hatırlattınız. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor söylemini. Biz hiçbir tarihte hiçbir şekilde söylemeyecek noktaya gelmemiz gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri herhalde tatil yapmak için Irak'ta veya Suriye topraklarında şunu bunu takip etmiyor. Kimyasal silah kullanmadığını bir kenara bırakıyorum. Ama sınır ötesine gitmesine bile çekince koyanlar için söylüyorum. Türkiye'ye karşı bir tehdit var. Türkiye'nin içerisi karıştırılmak isteniyor. Silahlı saldırılar yapılmak isteniyor. Yakın tarihe kadar karakollarımız basılıyordu. Bunun karşılığında terör örgütlerini ininde vurmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon düzenlediği zaman eğer bu ülkenin Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki kişi ki onun tutuklu olması yetmez çünkü yönetim de aynı kafada eğer kalkıp da diyebiliyorsa ki Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diyorsa biz Türk halkı olarak, Türk milleti olarak, Türk medyası olarak bu söylemi artık tarihe gömmemiz lazım. Bu söylemin tekrarlanmaması gerekir. Savaş halk sağlığı sorunudur. Bu söylemleri artık gömmemiz lazım bizim. Terör nedir peki? terör gayet güzeldir savaş mı halk sağlığı sorunudur veyahut da Türkiye şunu mu diyor ya uzun süredir bizim ordumuz bir milyon işte mensubu bulunan bir ordu besliyoruz biz e ne yapalım ne yapalım şu Kuzey Irak'a bir harekat mı düzenleyelim diyor sen saldırıyorsun Dağlıca'ya saldırıyorsun ak tütüne saldırıyorsun. 20 30 şehit verdirecek noktada vicdansızca Mehmetçikleri şehit ediyorsun. E sonra da diyorsun ki e işte savaş halk sağlığı sorunudur gibi bir algı oluşturmaya. Bu Türk Tabipleri Birliği'nin bir söylemi. Bunların hepsini görmemiz lazım. PKK zaman zaman şiddete başvuran bir hak arayıcısı örgüttür. Bunu barolarda başkanlık yapan isimler dillendiriyordu bu ülkede. Ya bir baro başkanı PKK zaman zaman şiddete başvuran hak arayıcısı örgütmüş. Bu söylemleri mahkum etmemiz lazım. Özür dilerim. Burada şu sorunun sorulması gerekmiyor mu? Yani 40 bin insanı da sivil, çoluk, çocuk, hamile kadın, öğretmen, işçi, doktor, toplumun her kesiminden güvenlik gücü, polis, asker, korucu, İnsanını e, PKK'ya kurban vermiş bir devlette bu tür isimler o kademelere nasıl gelebiliyor? İşte onun arka planında işte belki şu devletlerin hepsi birden var. Rusya'sı da var. Ukrayna'sı da var belki, Avrupa Birliği de var. Adam Türkiye'nin büyümesini istemediği için kendi menfaatleri haleldar olacak diye işte senin Türk Tabipleri Birliği'nin başına şu 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 isimleri destekleyerek getirttirebiliyor. Veyahut da o kişiler bir söylem geliştirdikleri zaman bu ülkedeki siyasi partilerin genel başkanları çıkıp o kişiler hakkında bir ceza davası açıldığı zaman işte sınır tanımayan gazeteciler bilmem neyin başlayın. Avrupa Birliği bilmem ne konseyine kadar hepsi çıkıyor. Düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor. Ya yani ne düşünce özgürlüğü? Şunu söylemek, hak arayan örgüttür demek bir terör örgütüne. DAEŞ için söylesinler de Amerika'da göreyim bakayım. El Kaide için söylensin de göreyim Fransa'da. O saldırı olduktan sonra birisi çıksın da bu hak arayan bir örgütün zaman zaman başvurduğu bir şiddet olayıdır. Desin de bir görelim bakalım Mesela ne oluyor. Batak'tan saldırısından sonra Fransa'daki. Niye? Şimdi dolayısıyla daha iş olacağına PYD olsun sınırımızda şeklinde söylemler. Bakın bunların hepsini mahkum ettiğimiz zaman bu saldırılardan da kimse bize bir ekmek çıkmaz kardeşim. Biz halkı, altı kişiyi öldürüp 60 kişi öldü, 600 kişi öldü diye insanları tedirginliğe de sevk etsek buradan bize bir fayda gelmeyecek bilincine artık gelir. Devam edeceğiz zaten. Hey. Kenan Bey'e de süre kalsın. Kenan Bey. Bu saldırıyı hani beklemiyorduk desek olmaz. Yani çünkü Türkiye sürekli olarak bu tür saldırılarla tehdit edilen siyaseti, ekonomisi... Ama 6 yıldır da böyle bir saldırı yok. Ama engellediğiniz için... Engelledi. Zaten İçişleri Bakanı engellediğiniz söylüyor. için böyle. Yani birini, üçünü, beşini, yüzünü, üç yüzünü engelliyorsunuz ama neticede birisi o sistemden kaçabildiğinde o zaman işte başımıza bu geliyor. Fakat şimdi e, hani kimi yapmıştır, yani o yapmıştır, bu yapmıştır. yani 50 tane ihtimal sayabiliriz ama e, netice itibariyle en kuvvetli ihtimal nedir dediğimiz zaman eldeki bilgilere, delillere ele geçirilen, yakalanan şahıslara, o şahısların ifadelerine bakmak durumundayız. Yani e, yakalandı mı kişi? Yakalandı. Onu lojistiğini sağlayan yakalandı mı? Evet. Mesajı gönderenle ilgili bilgiler var mı? Telefon görüşmeleri sabit mi? Sabit. Dolayısıyla hani burada ben çok şüphe olduğunu düşünmüyorum. Fakat belki şurada şüphe olabilir. Yani PKK'nın bu eylemi organize etmesindeki başat unsur bugün için, bu eylem için kimdir? Çünkü PKK sadece Amerika ile beraber çalışan bir örgüt değil. PKK Yapısı itibariyle, kuruluş felsefesi itibariyle, sloganları itibariyle, değil mi? Marksist, Leninist, yani işçi köylü partisi mahiyetinde bir hareket ama şimdi bakıyorsunuz, Rusya ile de arası iyi, Amerika ile de arası iyi, e, eset rejimiyle de görüşüyor, efendim Mollalar rejimi denilen, İran'la da iş yapıyor, yani Belçika'da da iş yapıyor, bilmiyorum işte, filan ülkede de yapabiliyor. Avrupa'da her yerde. Yapıyor. Evet, dolayısıyla yani burada. Hani kim yapmıştır derken çok çok fazla seçenek saymaya bugün için ben gerek olmadığını düşünüyorum. Niye yapmıştır? Şimdi niye yapmıştır? Yani PKK'nın varlık sebebi bu. Yani size korku salacak. Sizin kanınızı dökecek. Sizin canınızı alacak. Sizin caddelerinizi, meydanlarınızı, alışveriş merkezlerinizi, şantiyelerinizi güvensiz kılacak. Yani siz oraya gidemeyeceksiniz, iş yapamayacaksınız. Toplumda korku, kaos, belirsizlik egemen olacak. Yani şimdi İstiklal Caddesi dediğiniz zaman yani her ülkeden, değil mi? Her tenden, her renkten, her dilden, her kültürden insanın merak edip gittiği Türkiye'de birkaç mekandan birisi. Yani özel seçilmiş bir yer. Ya yani her özel yer, yer özel yer. seçilmiş. Yani e, yani Mavi Çarşı'da özel seçilmiş bir yerdi. Güngören de özel seçilmiş bir yerdi. Efendim Sultanahmet de özel seçilmiş bir yerdi. İzmir'de özel bir yerdi. Ormanları yakarken Ege'de o da özel bir yerdi. Yani gücün nereye yetiyorsa, neresi için eylemi mümkün hale getirebiliyorsa PKK orada bayrak gösteriyor. Şimdi kötüsü şu Yusuf Bey. Evet. Hani az önce konuşuldu. Yani benim de hoşuma gitmiyor. Yani bu sosyal medyada işte bantlar altılması şu bu falan filan ama bırakalım o günü halen işte dün bugün televizyonda efendim YouTube yayınlarında özel kanallarda gazete köşelerinde halen birileri şöyle diyor. Ya, aslında bu eylemi PKK yapmadı. Kim yaptı abi? Ya Bu eylemi aslında AK Parti 2015'teki 24 Kasım 1 Kasım 24 Haziran 1 Kasım e, sürecini yönetemediği için ortaya çıkartmış olduğu efendim böyle bir danışıklı dövüş diye takdim ediyor. Şimdi bence propagandanın kara propagandanın asıl büyüğü burada dönüyor. Yani siz Amerika ile bir biçimde kavga edersiniz. Hı hı. İran'la bir biçimde itişirsiniz. Suriye istihbaratıyla ya da Alman istihbaratıyla bir biçimde gerilimi göze alırsınız. Ama ülkenin içinde ana muhalefet ya da ana muhalefete yakın bazı kanallar, bazı gazeteciler, yorumcular, efendim emekli askerler, emekli emniyet mensupları, emekli diplomatlar meseleyi herhangi bir bilgi olmaksızın bu şekilde yorumlamaya başladığı zaman... onun adı o zaman bunun adı nedir? Bunun adı açıkçası yani toplumu tamamen. Yani beşinci kol faaliyeti değil mi? De. Bunun adı aslında toplumu tamamen büyük bir kaosun içinde sürüklemektir. Toplum bu sefer bir belirsizlik, tamam mı? Bir yönsüzlük, bir istikametsizlik ama büyük ve derin giderilmesi mümkün olmayan bir güvensizlik çukurun içine düşer. Ya ne demek yani siz bir hükümeti seçiyorsunuz ve o sizin bazı canlarınızın ölümü için bir takım taktikler bir takım oyunlar geliştiriyor. E şimdi bu kara propaganda değilse, bu PKK'nın eylemlerini perdelemek değilse, bu Amerika'nın bölgede oluşturmaya çalıştığı garnizon devletin önünü açmak değilse nedir? Ben merak ediyorum. Ben her türlü fikir yürütmeye, efendim beyin fırtınasına evet. Hazırım, açayım ama hatırlayalım. 2000'li yıllarda AK Parti seçildiği zaman Amerika'da bir takım CIA ile efendim Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'la yakın bağlantı olan bazı think tank kuruluşlarında bazı beyin fırtınaları yapıyordu. Türkiye'den de o zaman bazı generaller katılmıştı, bazı gazeteciler katılmıştı. O beyin fırtınalarında her ne alametse, her ne alakaysa ana fartalar çayısına bir bombalı eylem yapılsa, bu ben bir bombalı eylemde şu kadar insan ölse, acaba AK Parti hükümetini yıkmak için bu işin kullanılması, bir manevayla gibi kullanılması mümkün olur mu diye fikir tırnak içerisinde fikir tiyatileri yapılıyordu. Şimdi Türkiye bunları görmüş bir ülke. Buralardan gelen, geçen bir ülke. Yani siz adeta ateş çemberinden geçmişsiniz. Ve üstelik de hani Türkiye'de bugün şunu söyleyemezsiniz. Ya efendim Kürtler için kart, kurt, Kürt diyorlar diyemezsiniz. Köyler yakılıyor diyemezsiniz. İşkence var diyemezsiniz. Efendim insanlara dışkı yediriliyor diyemezsiniz. Diyarbakır askeri cezaevinde bilmem ne oluyor diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Evet kayyumların atanmasını tartışırız. Eyvallah. HDP ile ilgili açılan kapatma davasını tartışırız. Eyvallah. Ama Kürtlere dönük, Kürt halkına dönük insanlar Kürt olduğu için ya da Diyarbakırlı ya da Batmanlı ya da Vanlı olduğu için etnik sebeple onlara dönük böyle böyle bir e, küçük düşürücü ırkçı bir siyaset var diyemezsiniz. Peki ne diyebilirsiniz? Bence şunu diyebilirsiniz. Yani Türkiye e, ciddi anlamıyla bölgesel siyasette bir ön alıyor. Ya da oyun kurmaya çalışıyor. Yani küçük çaplı olsa bile ki aslında Türkiye'nin çapı açısından bence son derece büyüktür. Sizin 30 yıla yakın bir zaman dilimi içerisinde Rusya'nın ve Batı'nın açık desteğiyle Ermenistan tarafından işgal altında tutulan topraklarının kurtulması için aktif ve önce bir rol oynuyorsanız Yok, o elin orada kırılması edeyim. gerekiyor. O eli kıracak bir takım aktörlere, faktörlere ihtiyaç duyulduğunda, e, ben tamamlayamadım, neyse daha sonra devam ederiz. O duyulduğunda o zaman bazı örgütler harekete geçiyorlar ve sizin turizminizi ve sizin toplumsal alanda, diyelim ki en meşhur, dünya çapında meşhur bilinen, fotoğrafı çokça kullanılan bölgesini ne yapıyorsunuz? Kana buluyorsunuz ve orada can alıyorsunuz. Dönüşte devam edeyim. Tam tamamlayın. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. köşeden ikinci bölümüyle devam ediyor. Konu hakikaten çok önemli. Hemen zaman kaybetmeden Kenan Bey kaldığınız yerden devam edin lütfen. Şimdi bu hani yorum meselesini aşan hatta aşırı yorum meselesini bile aşan bir e, politik bir söylem var. Yani politik söylem e, işte diyor ki PKK bu eylemi reddetti. Yani PKK'nın reddettiği ilk eylem değil iki bu Reddedip daha sonradan üstlendikleri de var. Ama yani PKK'nın işlediği cinayetleri biz önemli bir kısmını aydınlatmış durumdayız. Ha şu olabilir. Yani mesela bir dönem işte 2006-2007 gibi dediğim ki Lübnan'da, Beyrut'ta eski Cumhurbaşkanı Refik Harari'nin öldürülmesi bombalı bir suikasta. Yani aydınlatılması çok uzun sürdü. Ya da mesela Türkiye'de bakın hala biz Necip Hablemitoğlu cinayetini 20 yıldır konuşuyoruz. Yani en son işte biliyorsunuz Özel Kuvvetler Komutanı şimdi Bulgaristan'da bunun için ifade veriyor. Hrant evet. Dink cinayetinden birileri tutuklandı. Sonra başka birileri tutuklandı. Ama cinayeti kim işledi? Yani Ergenekon dediğimiz ekip mi işledi? FETÖ'cüler dediğimiz ekip mi işledi? Hangisi ne kadar bu e, cinayete suikastla işin içerisinde? Bilmiyoruz. Dolayısıyla hani burada illa e şöyle düşünmek doğru olmaz. Yani bu eylemden en çok kim fayda elde eder? Ya bazen fayda meselesi de öyle 3 ayda, 5 ayda, 1 senede falan tespit edilemez. Yani bu bazen çok uzun bir döneme çok yayılabilir. O değil ya. Yani orada Tabii o ya maalesef fayda... yani bizde şöyle oldu. Yıllarca şimdi e, mahir kaynak e, pazar günleri televizyonda sürekli istibarat programları yapmak. Evet. Yani biz de Mahir Kaynak dinleye dinleye istihbaratçı olduk yani. Herkesi anlıyoruz. Amerika'yı biliyoruz. Rock filleri biliyoruz. <laughs> Siyonistlerin içindeki ekipleri biliyoruz. <laughs> Bilmediğimiz bir şey yok. Yani burnumuzun ucunu göremiyoruz ama maşallah her konuda ahkam kesiyoruz. Bu noktada e, birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani, yani İçişleri Bakanı'nın e, bu taziyeyi kabul etmiyoruz söylemi herhalde yani o gün, o saatte ee, sinirlendi, asabileşti ve fevri bir çıkış yaptı değildir. Yani bu çıkış her ne kadar İçişleri Bakanı'nın değil de daha çok Dışişleri Bakanı'nın ya da Cumhurbaşkanı'nın söylemesi gereken bir söylemi ihtiva ediyorsa da bence e, bu söylem e, desteksiz bir atış, duygusal bir patlama falan değildir. Çünkü ifadeler çok Heh. net, mesajı yani aldık. bu. İkincisi de Şimdi olan şüpheli olarak hani İran meselesi filan da sayılıyor ama ben hani İran ister mi isteyebilir yani ama İran şu anda hakikaten başını kaşıyabilecek durumda değil. Yani e, İran sokakları sadece Tahran'da değil yani Sünnilerin olduğu, Kürtlerin olduğu, Belüçlerin olduğu her yerde kaynıyor. Daha önceki yani, protestolardan çok var. Ve herhalde ben işte İran meselesini takip ediyorum yani 40 senedir. Herhalde İran devrimi yani 81'den sonra, 79'da devrimden sonra, 81'den sonra bu kadar kendi içinde kaotik bir süreç yaşamamıştı ve ben bu sürecin daha uzun bir süre devam edeceğini, yani o söylendiği gibi muhalif çıkışların devrim yapacak kadar güçlü olmadığını, ama devletin de sokak hareketlerini bastıracak kadar toplumsal bir güvene sahip olmadığını, hatta birbirini yenemeyecek kadar kaotik durumun devam edeceğini düşünüyorum. Fakat Arap Baharı gibi zaten şu andaki olaylar. Yani şöyle bir şey yani Arap Baharı benzetmesine kadar doğru bilmiyorum ama yani İran bir sefer gerçekten aşırı düzeyde mezhepçi ve etnik kimliğe dayalı siyaset yürütüyor. Şimdi burada iki şeye göz önünde bulundurmak lazım yani. Birincisi bakın Azerbaycan meselesiyle ilgili, Ermenistan meselesiyle ilgili İran'ın sınırı nasıl hareketli? Sürekli askeri yığınaklar yapılıyor, tatbikatlar yapılıyor. Doğrudan ya da dolaylı tehditler sunuluyor. Ne istiyor İran? İran diyor ki biz Ermenistan aleyhine statikonun bozulmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan'la Zengezur geçidi üzerinden doğrudan bir bağlantı kurmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü Türkiye sadece Nahçıvan'la Azerbaycan'ın bağlanmasıyla sonuçlanacak bir süreci yönetmiyor. Türkiye Gürcistan'a ya da İran'a muhtaç olmaksızın doğrudan Orta Asya'ya, Türkiye Devletleri, Türkiye devletler Teşkilatı'na açılacak bir süreci de yönetmeye çalışıyor. Tam bu esnada hatırlayalım. 3 gün önce Fransız Parlamentosu, Senatosu bir karar aldı. Ne diyor kararda? Biz diyor, Azerbaycan'ı, Ermeni toplumunun yaşadığı efendim topraklardan çekilmeye davet ediyoruz ve o çekilinceye kadar da kendisine yaptırım uygulayacağımızı, ambargo uygulayacağımızı, uluslararası arayanda şunu şunu yapacağımızı söylüyoruz diyor. Şimdi bu ne demek? Bu açıkçası Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kabul etmesine ben tahammül edemiyorum demektir. Çünkü burada iki faktör devreye girmiş oldu. Bakın geçen hafta Rusya ve Esed rejimi İdlib bölgesine ağır bir bombardıman yaptı. Orada sivilleri doğrudan çadır kentlere vurarak öldürdü, katliam yaptı. Az önce geçti. Bakın e Azez bölgesinde, Afrin bölgesinde HTŞ e yani Şam bir kuzeye doğru bir hareketlenme yaptı. Ve orada işte Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girerek bir ara bulmaya çalıştı. Ama esasında şu da oldu. HTŞ her ne kadar İdlib bölgesine geri dönmüş olsa da HTŞ'ye müzahir olan grupların Azez ve Afrin bölgesinde emniyetin ve askerin ve aynı zamanda sivil iradenin yaşatılması noktasındaki ortak kararı da teyit edilmiş oldu. Bu ne anlama geliyor? Bu bence Rusya'nın ve İran'ın rahatsız olacağı bir süreci gösteriyor. Kanaatimce bu mesaj nedir, niye mesaj veriliyor denildiğinde bence e, Suriye'ye dönük, Suriye'nin kuzey bölgesine dönük Türkiye herhangi bir operasyona filan kesinlikle girişmesin. Aynel Arap'ta, Münbiç'te efendim biz PKK'nın faaliyetlerini ol gibi üretelim demektir. E ne demek o? Yani Amerikan bayrağı çekilmiş üstlerde, Amerikan üniforması giymiş ya da Amerikan üniforması giyen askerlerle beraber hareket eden PKK'lılar, PYD'liler, YPJ'liler şunlar bunlar bu işi sürdürsün demek. Şimdi mesela o hanımın bir takım davranışları üzerinden bir şeyler söylüyor. Efendim çok korkmuştu. Efendim hiç e, kamuflajlı kıyafetle gelinir mi? Ya, Hanım benim Caddesi... elimle de, yanlış anlaşılmayın. Terörist. Ya kadın neyse yani terörist, merörist yani ama o kişiyi kastediyoruz. Yani oraya ya insan Pinokyo kıyafetiyle çıksa İstiklal Caddesi'nde bu tuhaf olmaz. Süpermen kıyafetiyle gelse o da tuhaf olmaz. Yani İstiklal Caddesi'nin kaldıramayacağı bir şey yok. Onu söylemek istiyorum. E niye kamuflajlı kıyafetle gelmiş? Niye işte başını örtmüş? Niye makyaj yapmış? Niye tırnakları ojeliymiş filan falan? Ya kardeşim kadın bunu itiraf ediyor. Ha biz tamamına itirafların daha ifadelerin ulaşamadık ama ulaştığımız ulaşabildiğimiz kadarıyla kadın PKK, YPG, YPJ neyse artık bunlarla ilişkiyi örgütle bağlantıyı ifade ediyor. Talimatı kimden aldığını açıkça deklare ediyor. Özel yetiştiriyor. E siz şimdi ya özel yetiştirilmiş. Onlar daha sonraki safhada. Yani Nel'den bahsediyor. EPG'nin Nel. Tamam var. ama şöyle bir şey var. Bauz Erdal'ın yetiştirilmiş gibi görünmüyor. Erdal'ın bir dönem Şahin Cilo'ya şöyle diye bir söz var. Eğer söylenen şey doğruysa elimizde diyor intihar saldırısı yapmak üzere Binden fazla kadın var diyor. Şimdi geçen biz şu e, an da var mı? Evet evet 3 hafta Hala. önce. Ha. Biz eee 3 hafta mı oldu yanlış olmasın. E, Mersin'deki saldırı kimler yaptı? Aa efendim 2011'de Kızılay'da Güven Park'ın önündeki efendim otobüs duraklarına yani mesai çıkışı otobüs duraklarına bombalı araçla saldıran militanlar kadın değil miydi? Kadın da yani sanki bunlar olmamış olmaz gibi ya kardeşim açın PKK'ya yakın ya da diğer sol örgütlerin sayfalarını açın kadınların hepsi bir jandark gibi takdim edilir. Yani büyük, kahraman, eşsiz kurtarıcı Mehdi gibi, Mesih gibi lanse edilir. E şimdi böyle bir harekete yani bunu yakıştıramıyoruz. Efendim yok bu işin arkasında. Efendim 2015 senaryosunun tekrardan göreceğiz falan diyen insanlar. Niye özellikle bakacağız. kadınları kullanıyorlar? Bu iş için erkekler daha becerikli değil. Bakın erkeklerin de yapacağı eylemler vardır, kadınların da yapacağı eylemler vardır. Yani bu dünyanın her tarafında sol örgütler, Leyla Halit kimdi? uçak kaçıran militan değil miydi? Filistin'i geril adına, FKÖ adına, El Fethiye adına. Yani hani bunlar 60'lı yıllarda sol örgütlerin ortaya koymuş olduğu militanlaşma Bir tavrının e, en önemli göstergesiydi. Ben bu sebeple yani Rusya meselesinin, Amerika meselesinin, İran meselesinin ben hangisinin olduğunu bilemem ama PKK'nın bir fail olarak korunup kollandığı, teşvik edildiği kesindir. Bu e, arkasındaki azmettirici gücün ne olduğu çok sonra da anlaşılır. Bazen insanlar şöyle söylüyorlar. Ya daha çok bilgi verin. Ben bu süreçte daha çok fazla kamuoyuna bilgi açıklanmasını da doğru bulmuyorum. Ee, biliyorsunuz e, Breivnik adındaki bir e, kadri, Andreas, e bir genç yani. Andreas e, Nor Norveç'te değil mi? Bir 70 küsur kişiyi öldürdü. Biz o ölen insanların hiçbirisinin fotoğrafını görmedik. Breivik'le ilgili hiçbir özel bilgiye ulaşmadık. Yeni Zelanda'da değil mi? Cami iki tane camiyi basan bir aşırı ırkçı hani Ayasofya'yı şöyle yaparız falan filan diyen kişi. Biz hiçbir şey görmedik. Charlie Hebdo'da da hiçbir fotoğraf. Charlie Hebdo'da da hiçbir şey görmedik. 12 kişi öldürüldü orada. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'de illa bir kan gösterme, bir vurulmuş kafasından kanlar akan bir insan gösterme şeyi var. Ben hatırlıyorum. Vatan şaşmaz bir kadın tarafından efendim Beşiktaş'ta bir otelde öldürüldü. öldürüldü. Ya her yerde kadının veya vatan şaşmazını yakın çekim Fotoğrafı paylaşılıyor. Elif Sultan Kalsen işte İstanbul Emniyetine 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre önce Güya efendim devrimci eylem yapıyor ya Elif Sultan Kalsen her tarafı da de devrimci eylem yapsa ne olur siz kızı orada resmen ölüme gönderdiniz. E ne oldu? Elif Sultan Kalsiyan'ın her yerde fotoğrafları. Şimdi bu açıkça bir pornografidir. Ölümün pornografisidir. Ama aynı zamanda ölümün pornografisi örgütün de propaganda gücüdür. Peki. Topluma korku salmak siyaseti, yargıyı, emniyeti işlevsiz ve güvensiz hale getirmek açısından birebir adeta ilaç gibi kullanılan argümanlardır. Dolayısıyla yani bir sefer şey yapmak lazım. New York'ta kaç tane ceset gördük biz? 3000'e yakın insan öldü. 11 Eylül saldırılarında ikiz kule çöktü. Hiçbir tane ceset gördük mü? Hiçbir tane ceset... Ben hatırlamıyorum. Yani gazeteciyim ama ben ceset gördüğümü hatırlamıyorum. Sadece özel bir görüntü vardı. iki tane Peki. kule yıkıldı oldu bitti. Bu sebeple Türkiye'de hala Medyanın muhalefet adı altında sergilediği tutumun son derece ahlaksızca, hukuksuzca provokatif olduğunu düşünüyorum. Ha bu provokasyon şu devletin mi işine gelir, bu devlet tarafından mı manipüle edilir onu bilmiyorum ben. Ama kesinlikle halkın, hukukun yanında olmadığını açıkça ifade ve teyit etmek isterim. Ali İhsan Bey az önce tamamladınız mı? Bir... Tamamlayamamıştım. Buyurun. Ben de sizden söz isteyecektim. Buyurun. Kenan Bey'e hep son dakikalar kalıyor. Şimdi e, mahkum etmemiz gereken bir söylem tarzı var ve ben zaman zaman düşünüyorum. Türkiye'de bir hukuk devleti dediğimiz halde nasıl oluyor da bu söylemler devam edebiliyor? Bakın e, arada ben bunu düşündüm. FETÖ ile ilgili nasıl propagandalar yapılıyordu? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra okuluysa okulu, derneği ise derneği, gazetesi ise gazetesi... Hepsi kapatıldıktan sonra artık oraya doğru giden sahnelerinden şuradan buradan bütün kaynakları kapatılmış oldu. Artık toplum içerisinde FETÖ'ye yönelik olumlu propaganda yapacak kişiler parmakla gösterilecek noktaya geldi. Ama <laughs> maalesef ki maalesef PKK konusunda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ben biraz önce söylediğim o mahkum etmemiz gereken söylemlerle ilgili 3-4 tane daha e, somut örnek vereyim. Buyurun. Bazı insan hakları örgütleri var. PKK'nın bir saldırısı olduğu zaman soruluyor. Deniliyor ki bu olayı kınıyor musunuz? Neyi kınayıp neyi kınamayacağımıza biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz diyorlar. Bu söylemi artık mahkum etmemiz gerekir. Böyle bir söylemi dillendiren kişilerin Türkiye'de dernek yöneticisi, insan hakları örgütü yöneticisi falan olamazlar. Olmamalılar. 68 tane baro bir araya geliyor. Bu Taksim'deki saldırıyı kınamak için 13 tane baro ben size katılmıyorum. Ben ayrı kınama metni yazacağım diyor ve kınama metninde hükümeti eleştiriyor. Şu tedbiri alması gerekirdi. Bu tedbirler alınsın eyvallah. Biz tedbir alınmasın demiyoruz. Ama siz böyle vahim bir olayda, böyle bir saldırıdan sonra iki tane çocuk ölmüş bu olaydan sonra bile kalkıp da terör örgütleri yerine kalkıp da hükümet şunu yapacaktı, bunu yapacaktı derseniz bir de hukukçu geçinirseniz bu söylemi bizim mahkum etmemiz lazım. Bu söylem kimse kamuoyu önüne artık çıkamaması gerekir. Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de insanlar ancak savaşta kullanılabilecek ağır silahlarla saldırı altında diye bildiri yazılmasına artık bu Türkiye'de izin verilmemesi gerekir. Buna imza atan o barış için akademisyenler bildirisine imza attığı söylenen kişiler Seçimi kazandığımız zaman bunları göreve getireceğiz şeklindeki propagandayla CHP'si diğer partilerinin propaganda malzemesi olmaması gerekir ve bu onlara puan değil dezavantaj getirmesi gerekir. Öyle bir toplumu inşa etmemiz <laughs> gerekir. Ve son olarak nihai noktada da sokağa çıkma yasağıyla da ilgili o barış için akademisyenler bildirisi. Ben zaman zaman okuyorum aktüel olaylar sonrasında ya bu bildiriyi nasıl bu insanlar imza atabilmiş? <laughs> Profesör olduğunu iddia eden kişiler devlet üniversitesinde ve Orta Doğu Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde dünya genelinde biz üniversitedeyiz diyenler nasıl olup da böyle bir bildiriye imza atabilmişler? Sokağa çıkma yasağı halkı aç ve susuz bırakmaktadır. Devletin böyle bir derdi varsa Sur'da Cizre'de insanlar aç susuz kalsın diye devletin bir politikası varsa o gün hendek operasyonlarında böyle bir şey yaşanmış olsa Dahi bugün niye yok? O tarihte çünkü özellik ilan etti o PKK. Özellik ilan ettiği için de devletin güvenlik güçleri 697 tane şehit vererek o operasyonları düzenledi. O operasyonlar düzenlendiğinde operasyonları kınamak için o profesörler çıktılar dediler ki halk açlığa ve susuzluğa mahkum ediliyor. Ve bunları CHP'li belediyelerden maaşa bağlayan bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız. Bunlar bugüne kadar mahkum edilemediği içindir ki bu hafta salı günü pazar günü Taksim'de 6 insanımız <laughs> bombalı saldırıda canını vermiş. Salı günü CHP Genel Başkanı ne PKK ne PYD Hadi desin ki DAEŞ yaptı bunu. DAEŞ'i kınıyorum desin. DAEŞ'in bile ismini ağzına alamadan Akit gazetesini, Akit medya grubunu hedef tahtasına koyup hesap soracağız diyebiliyorsa onun bu söylemi sonrasında basın konseyinden başlayın gazeteciler cemiyetine kadar bir tanesi kalkıp da ya siz ne diyorsunuz basın özgürlüğü diye pazar günü daha altılı masada sayfalar dolusu özgürlük vaat ediyordunuz. Şimdi iki gün geçti aradan iki gün sonra bir medya grubunu hedef alıyorsunuz diye. Bir hedef aldı? Sebep? Hedef Belki aldı. Vardır. Tabii biz hızlı hızlı konuşuyoruz. Niye hedef aldı onu da Bilindiğini hatırlatalım. Bilindiğini varsayarak. 18 Ekim tarihinde. Bilmeyen vardır. Ne? Evet. 18 Ekim tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulunuyor. Kasım'ı bekleyiniz diyor. Hani TÜİK'in kapısına gidecek, Milli Eğitim'in kapısına gidecek, şunun bunun kapısına gidip hesap soruyordu. Veyahut da şu olay yaşanacak, bu olay yaşanacak diyordu. Gizemli bazı açıklamalar yapıyordu. Tayyip Erdoğan kaçacak diyordu. Bu tür söylemlerinden bir tanesini daha dillendirerek 18 Ekim'de yaptığı paylaşımda Kasım ayını bekleyiniz demişti. E şimdi Kasım ayının başına geldik. Belki unuttuk. Belki bir bazılarımız ya biraz daha bekleyelim dediler. 7'si oldu, 8'i oldu, 10'u oldu, 12'si oldu, 13'ünde Sonu dedi herhalde. Nasıl? İsmail Bey. Kasım sonu dedi. Yok Kasımı bekleyin dedi. Yani tweet arkadaşlar gösterebilir. Ben Kasım sonu <laughs> böyle biliyorum yani. Hocam. Son Yok. diye. Yok son diye bir ifade eğer videolar gösterilirse daha iyi olur. biz de, de yanılıyor Aklılarına olabiliriz. Sonu işaret kalmasın. Biz de yanılıyor Hatta olabiliriz. Yine tekrar ediyorum Kasım ayını bekleyin evet, bir be. ifade. E, arkadaşlar gösterebilirlerse biz de yanılıyor olabiliriz. Tabii. Devam edin. düzeltmiş oluruz. Aha. Dolayısıyla Kasımı bekleyin şeklindeki ifadesinden sonra bir gazeteciliktir bu fikri takiptir. Siz eğer bekleyin diyorum. Evet. Eğer siz kasımı bekleyin diyorsanız ayın 13'ünde de 13'üne kadar da herhangi bir olay yaşanmamış ve Kemal Kılıçdaroğlu da herhangi bir şey de açıklamamışken eğer bu olay patlama yaşanıyorsa e bir gazetecilik dürtüsüyle Yeni Akit'te tartışma yaşatan paylaşım diyerekten bakın bir suçlama da yok. Bunu mu kastetti, şu mu oldu diye bir hüküm cümlesi de yok. Ha dersiniz ki ya yanlış olmuştur. Evet. Yine tekrar ediyorum Kasım, Kasım. ayını bekleyin evet. Bay Kemali bekleyin. Yok diye. Sonu ifadesi yok. Evet. Kasım ayını bekleyin Yok diyor. Mu? Tamam. Bu, bu çerçevede de söylenilen şey Kasım ayının 13'ünde yaşanıyor ve biz yeni akit komiter olarak da bunun haberini Kasım'ın 14'ünde yapıyoruz. 13'ünde de değil. Dolayısıyla şimdi Sayın Genel Başkan çıkar der ki ya bir medya grubu bana bir sorup Kasım ayında bekleyin dediğiniz şeyi nedir? Bunu izah eder misiniz diye önce bir sorup ondan sonra böyle bir haber yapsaydınız daha şık olurdu derse ben kendisine katılırım. Ama kalkıp da bunu soru şeklinde dillendiren bir medya grubuna hesap soracağım derse işte daha düne kadar CHP'li belediyelerden o barış için akademisyenler bildirisine imza atan o öğretim üyelerine verdikleri desteğin üstünü örtmek için akitten hesap soruyor derim ve medya grupları e işte gazetelerin isimlerini saymaya gerek yok burada. O gazeteciler cemiyetleri vesairede çıkıp da ya bir siyasi partinin genel başkanı bir gazeteden bu şekilde yaptığı bir haber sebebiyle hesap soracağı şeklindeki ifadesi yanlış olmuştur diyemiyorlarsa biz bunların hepsini çözmemiz gerekir, konuşmamız gerekir. Ondan sonrasında da PKK'nın PYD'nin, YPG'nin veya DAEŞ'in veya El-Kaide'nin artık bu ülkede herhangi bir üzerinden neme kazanacağı bir eyleme başvuramayacağını da göreceğiz. Benim kanaatim bu yönde. Peki İsmail Bey sizinle devam edelim. Tekrar size dönelim. Yine olay özelinde az önce Ali İhsan Bey'e soru sorarken de ifade etmiştim olayın öncesinde. TSK kimyasal silah kullandı PKK'ya e, operasyonlarda. işte yine e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretinden kapatıyor ifadesi. Akabinde tam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere yola çıkacakken e, istiklalde bomba patlıyor ve bomba patladıktan sonra da New York Times bir haber yapıyor. Türkiye'de turistlerin yabancıların yoğun olduğu bir noktada patlama meydana geldi diyor ve e, terörist profiline baktığımızda da kafa karıştırıcı hadiseler var. Az önce Zeki Bey vurguladı, gözaltına alınanların e, tamamına yakını da yabancı uyruklu ve diğer terör saldırılarından ayrılan kimi bazı Kafa karıştıran noktalar gerçekten var. Yani neresinden bakarsanız, bakın profesyonelce bir eylem gibi duruyor. Bütün bu bilgiler ışığında neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, yani e, eylem profesyonel ama e, eyleme katılanlar profesyonel değil. Kadın başta kadın olmak üzere kadın terörist olmak üzere. Bunu da soracaktım. Bu da yani özel bir olarak, şey mi? Yem olarak kurmuş birisi. Hı hı. Ama eylem eylem e, çok iyi planlanmış yani şöyle planlanmış e, gerideki unsur belli değil e, yani sadece belki e, bizim elimizde yeter kadar bilgi olmadığı için niçin yapıldı neden yapıldığı konusunda çok şey söylemek zor evet. yani e, tabii e, polisin elinde savcının elinde yeter kadar bilgi var onlar açığa çıktıktan sonra belki çok daha iyi değerlendirme yapılabilir diye de düşünüyorum hı hı. E, bu arada e, şöyle bir şey var e, yani bu tür eylemler e, daha doğrusu ee, mesaj verecek eylemler böyle yapılır. Yani çok fazla kişi ölmez. Yani orada mesela biraz daha büyük çapta bir TNT kullansa belki 100 kişi ölürdü. Yani taksi e, şeyi ne kadar kalabalık olduğu, ne kadar iç içe olduğunu biliyoruz. Ee, yani hafif bir e, hafif çapta bir tarif kalıbı kullanılmış. Yani TNT ama TNT'nin 200 gramlığı da var. İşte sık, fazla sıkıştırılmamış. Sıkıştırılmış olsa çok daha fazla blast etkisiyle Çiviydi, demirde onlar yayılabilirdi. Yani bunun bir e, ikaz olduğunu değerlendiriyorum. Yani normalde bu ikazlar bu tip yapılır. Eğer e, farklı bir şey yapacaklarsa yani Türkiye'de Türkiye'ye karıştırmak istiyorlarsa o zaman çok daha büyük eylemler yaparlardı. Geşip olduğu gibi. Yani gardaki eylem gibi, Beşiktaş'taki eylem gibi, ondan sonra havalandaki eylem gibi. Şimdi, e, İsmail Bey Burada Sayın İçişleri Bakanı tabii yetkili bir ağız olduğu için özellikle önemsenmesi gerekiyor. Terörist kaçırılmak üzere bu eve getirilmiş operasyon yaptık dedi. Eğer Yunanistan yoluna götürülseydi terörist ortadan kaldırılacaktı denildi. Acaba plan şu muydu? Başta çok profesyonel kurgulamış bir eylem terör saldırısı akabinde Teröristler ortadan kaldırılıp olayın tanıkları ortadan kaldırılıp acaba farklı bir algı mı işlenecekti? Türkiye içerisinde yine bazı medya organları belki de bazı siyasiler aracılığıyla bu yönüyle bir şekilde evet insan öldürmeyi e, maalesef e, başardılar tırnak içerisinde. Ama bu operasyonun bir noktası yakalanmaları ve hepsinin yakalanmasıyla e, yarım kaldı diyebilir miyiz? Yakalanmalar yakalamalar erken oldu erken ne, yakaladılar ama zaten e, kadının davranışları diğerleri falan beni yakala diye e, geçiyor. Yani hmm. şimdi bir kadını yem olarak kullandıkları bir kadını kadın teröristi Yunanistan'a kaçırıp niye Yunanistan'da öldürsünler ki? Orada öldürürlerdi. Yani eğer şey nasıl şey e, kullan kullanılan şey uzaktan komutalıysa belki ya da zamanı yanlış yani, söylerdi orada e, canlı bomba gibi olurdu. Evet yani o da öldürürlerdi. Yani onun için bu kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Yani bir kadın konmuş e, öbür tarafta şey yani bizi ya da bu işi incelenleri farklı noktalara götürmek üzere yapılmış bir olay. E, öyle söylüyorum. Şimdi bunu biraz evvel sizin söylediğiniz e, belki Türkiye'de bir kaos yaratmak için de kullanabilirler. Seçilen o profiller baktığımızda Evet olabilir. İkincisi PKK ile PYD'nin arasında yani Kandille şey arasında, Arap arasında sorunlar var. O, uh -huh. o sorunlara yönelik bir e, e, eylem olabilir. Bu arada Türkiye'nin e, şeyle e, işte Selahattin Demirtaş'la, Abdullah Öcalan'la, ondan sonra e, yeniden e, şeyle HDP daha biraz daha yakınlaşması konusu var. Yakınlaşma demeyelim de onların kullanılması konusu var. Seçim için değil. Bana göre seçim için değil. Yani yapılması gereken bir şey varsa yapılır. Yani şiddeti azaltmak e, anlamında e, böyle bir şey olabilir. Bu önlenmek istenebilir. E, Zapta çok kötü durumdalar. Yani Zapta e, yani hemen hemen Nisan'da başladı operasyon. Bu pençaket operasyonu. Orada e, tamamen ortalıktan kal, e, kalkmak Yani mağaraları, depoları işte her gün gelen e, şehitlerimiz de var ama Allah rahmet eylesin, e, ölen teröristler, e, etkisi hale getirilen teröristler var. Böyle bir sorun da e, var. E, bunlar bunlar tarafından e, arkada bunlar olabilir. Yani ya da daha evvelden yine söylemiştik şeyde Alfa Bey de bu konuyu gündeme getirdi. Şeyde İllip'teki olay var. Yani HTŞ'nin Afrin'e doğru gitmesi oradaki grupları kendi etkisini alması, Türkiye'nin buna mani olması yani iki tarafı ayırması onlardan kaynaklanan bir şey var. Tam da Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor ama bu arada İçişleri Bakanı da İllip'te ee, bu binaları teslim ediyor. Açılış yapıyor. Yani evet. e, o, o sırada oluyor bu iş. Şunun için ben... ne dersiniz e, Sayın Pekin? Bu teröristin motivasyonu ne? Eylem yapan teröristin motivasyonu, motivasyonu ideolojidir. Burada baktığımızda operasyon görüntüleri... Yok hiç... Ideoloji yok. Para var. Zehir Zaten... eşyaları var. Çantasında. Para yani ideolojisi bana göre para, rahat yaşamak belki de işte yurt dışına kaçırılmak suretiyle orada kendine iyi bir hayat temin etmek. Yani hesabı bu. Bana göre motivasyonu bu. Başka motivasyonu yok. Tabi e, bilmiyor şimdi. Tabii uyuşturucu kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Vesaire falan. Bunları e, emniyet gereken tedbirleri alıyordur. Ama motivasyonunun e, ideoloji olmadığı, bir devlet kurmak olmadığı, vesaire olmadığı falan açık. Dolayısıyla e, yani çok sayıda e, şey var. Ay, arkada. DH yani profiline bunların... yakın bir kadının seçilmesine nasıl yorumluyorsunuz? Deaş'a ya hiç şey yakın değil ki. Ya öyle diyorlar ya. Hı. Hayır canım. Yani şöyle Deaş DH, profiline yakın. Hayır şöyle hani yakın, İdlib'den e... geçti geldi diyorlar ya. Cumhuriyet'te bazı yazarların yazıları İdlib'den... vardı. Bunu tanak içerisinde söylüyor. Ama İdlib'deki Deaş değil. İdlib'deki konu HTŞ konusu. E... Ya olayı Deaş'a bağlamak isteyenler var. Da... Barış Terkoğlu'nun son iki yazısında. E, o da şey olabilir. Kaldı. O da o da sorun şöyle olabilir. O da yönel, e, yönlendirmek amacını güdebilir bakın. E, özellikle oradan seçilmiştir. Yönlendirmek, hesabı kitap yap. Yani birileri, birileri Türkiye'yi yani faili, faili ortaya kolay kolay çıkmayacak. Ama e, Türkiye'yi yani Türkiye şimdi düşünüyor. Yani biz bizden çok daha fazla düşünenler var tabi. düşünüyor. E, yani bu itibarı sorusunu yapanların değildir. amacı kamuoyunu yönlendirmek mi? Farklı bir noktaya çekmek mi? E, ha, ee, şöyle, e, o değil. Her ne? o. Çünkü şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer mesela İdlib'ten çıktıysa bu iş. İdlib suçlanıyorsa o zaman Türkiye İdlib'e karşı bir harekat yapabilir. Yani HYTŞ ile Türkiye arasında bir operasyon olabilir. Türkiye'yi buna buna teşvik edebilirler. Yani eee İdlibe yönelik e, operasyon çünkü uzun zamandan ne? beri Suriye'de, Rusya'da, e, İran'da bu bölgede operasyon yapılmasını ...ve bu teröristlerin buradan gitmesini istiyorlar. Yani terörist demiyorum... ...radikal unsurların buradan gitmesini istiyorlar. Peki. Yani e, buna yönelik bir şey de olabilir. Teşekkür ederim. Diğer konuklarıma da süreye kalsın. Üçüncü bölümde bir tabii. daha döneceğim size. Evet, Yine sorularım tabii. olacak. Çok kısa lütfen. Kera şimdi Bey. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel profiline baktığımız zaman... ...ya da T24'e... ...Oda TV'ye baktığımız zaman... ...çok net bir biçimde... ...yani olayın PKK ile... ...bağlantısını kopartmak üzere... Her türlü dezenformasyon yapılıyor bu açık bir şey. Yani orada işit diyor, Suriyeli diyor, Arap diyor vesaire bir sürü şeyler söylüyor. Yani şunu görünmez kılıyor, bir perdeleme yapıyorlar. SDG denilen şemsiye yapılanmada Amerika'nın baskısıyla, teşvikiyle bölgedeki bazı Arap aşiretler de ki bunların önemli bir kısmı geçmişte Esed rejimiyle beraber iş yapıyorlardı. Bunlar PKK'nın çatısı altında örgütlemişler. PKK buradaki lokomotif örgütlenme. Dolayısıyla güzergahın şu ya da bu şekilde değiştirilmiş olması Arifaları bile... alalım arkadaşlar. Evet, değiş, güzergahın değiştirilmiş olması bile işte bunu gösteriyor. Yani en akıllı dediğiniz gazeteciler bile işte atıyorum Cüneyt Özdemir diyor ki işte eylemi yapan bombalı saldırgan Arap. Onu burada taşıyan Arap. Suriye'de Arap. Efendim onu bilmem nereye götüren Suriye'de Arap. Barındıran Suriye. E, dolayısıyla ne yapalım biz? Yani şimdi Suriye'de Arap falan denilerek Ümit Özdağ'a benziyor. Hiç kimse tabii Ümit Özdağ değil. Hiç kimse Ümit Özdağ olmak istemiyor ama konuşalım. herkes dikkat ederseniz Sürekaz. Ümit Özdağ'ın ırkçı provokasyonuna ortak oluyor. Ne diyor? Efendim Suriyeliler buraya gelmiş. Hepsini şeyden geçirip e, makul bir şüphe olmadan siz 5 milyon insanı güvenlik soruşturmasından nasıl geçireceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Peki. Zeki Bey. <laughs> ee, eyvallah. Yalnız, ha, şimdi... e, 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 Buyurun. Kerem Bey. Şöyle bir sıkıntı Buyurun. var. Ee, Türkiye'ye giren bu sığınmacıların biyolojik istihbaratların yapılması lazım. Yani girerken e, biyolojik istihbarat dediğim e, parmak izlerinin, evet. e, göz bebeklerinin, ondan sonra yüz tanıma sistemlerinin bunların hepsinin yapılması lazım. Yani Türkiye bu konuda sonradan farkına vardı. Yap, yani ne kadarını yaptı bilmiyorum ama şu anda da yapıyor. Bu bizim emniyetimize çok önemli şey sağlar. Tabii tabii. Yani orada, orada itirazım e, şeyi. yok benim İsmail Bey. Orada itirazım yok. Evet. Zaten evet. dediğiniz gibi ilk dönem girenlerle ilgili bunlar yapılmadı, yapılamadı her neyse Maalesef ama yani, evet. netice itibariyle evet. sonra girenlerle ilgili <laughs> göz taraması Şu anda yapılıyor. Şu anda yapılıyor. <laughs> göz taramasına kadar her evet. şeyin yapıldığını Biliyor. Peki konuklarımı çok beklettiniz. Bu arada Yapım. sevgili seyirciler <laughs> bahsi geçen olayla ilgili yaklaşık 50 kişi, 50'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. <laughs> Aralarında çantayı götüren ya da patlatan teröristin de bulunduğu 17 kişi tutuklanmaları <laughs> istemiyle mahkemeye sevk edildi. Haritaları alalım arkadaşlar. Zeki Bey herhalde harita üzerinden evet, bize yani şimdi aslında, bazı noktalara değinip anlatacak. Şimdi şöyle buyurun. E, ayağa kalkabilirim değil mi? Tabii buyurun. Şimdi bizim aslında burada bu PKK, YPG terör örgütünün gelmesinin aslında nedenlerini araştırırken şuna bilmek lazım. Yani haritada bakarsak çok daha iyi görürüz. Bu bölge Aynel Arap yap. Kobani dedikleri alan burası biliyorsunuz. Türkiye. Bizim Türkiye sınırıyla Türkiye ile Suriye sınırı 877 kilometre. Yani yaklaşık 900 kilometrelik bir sınırımız var bizim. Genelde 911 Biz, falan. 911 dedikleri sınır ama şu bölge bizim kontrolümüzün altında olmayan bölgeler. Bu yeşil olan bölgeler ve şuradaki bölgeler bizim kontrol altımızda olan askerlerimizin kontrol altında olan vatandaşları yerleştirdiğimiz Evler yaptığımız hatta Cumhurbaşkanımızın gelip Kerpiçevleri daha doğrusu oradaki yaşayacaklar artık bundan sonra yaşamlarını devam ettirecekleri ve Türkiye'deki sığınmacıların oraya gönderileceği yerler. Ancak bu bölge <laughs> Aynel Arap dediğimiz Kobani bölgesinde Amerikan üstleri var. Yani Amerikan askerlerinin bulunduğu ve askerlerinin şu anda konuşlandığı silahlarının geldiği hani binlerce yüz binlerce tır dediğimiz silahların bulunduğu aslında bu bölge. Bu bölge şöyle görünüyor tamam, ya. YPG, YPG yani. PKK'lıların bulunduğu bölge. Ben şuna şuna inanıyorum, yani daha doğrusu inanıyorum derken uluslararası, e, özellikle e, e, bu alanda e, operasyonel olarak bilgiye sahip olanların dedikleri şey şu: Türkiye buraya girecek. Türkiye buraya girmek zorunda. Neden girmek zorunda? Yapılan hazırlıklar da bunu gösteriyor. Buraya kısa, girecek, kısa ki, evet, girecek. Kısa bir süre içerisinde. Evet, kısa bir süre içerisinde girecek. Çünkü Türkiye bütün sınırlarını kontrol altına almak istiyor ve bu da en doğal hakkı. Ve bu sınırları aldık, aldığı andan itibaren eğer burada Aynel Araba girdiğinde Türkiye'nin Suriye ile olan sınırlarının tamamıyla kontrol altına almış ve buradaki hak sahipleri olan asıl buradan PKK'nın gelmesiyle birlikte buradaki yerel halk, çoğunluğu Arap olan yerel halkın biliyorsunuz buradan adeta tehcir ediliyor. Buradaki hepsi ya öldürülüyor gitmeyenler giderlerse gönderiliyor. Şimdi bizim burada biliyorsunuz sınırımıza bir taş atımı mesafesinde olan neredeyse birleşik sokaklar bitiş sokaklar olan bu bölgeler. Dolayısıyla artık Türkiye'nin güvenliği buradan başlayacak. Sadece bu değil. Bunu yaptığı andan itibaren biliyorsunuz burada önemli bir karayolu var. Orayı da ele geçirecek için artık bundan sonraki mimice kadar olan bu bölgenin tamamının kontrolü Türkiye'nin elinde olmuş olacak. Bunu Amerika istemiyor. Amerika istemediği için de şu anda bu ve bunun benzeri gibi olaylarda e, kullanacağı ve ders vereceği biraz önce İsmail Bey bir şey söyledi ama ben İsmail Bey e, hak vermekle birlikte eğer tahribatın büyük olacağını düşünseler idi e, bunu yaparlardı fakat orada şunu şu şöyle bir şey var. Biliyorsunuz orada hem e, sivil e, unsurlarımız var bizim e, şu anda İstiklal Caddesi'nde e, sivil polislerimiz var, emniyet güçleri var. Burada dikkat çekmeden bir organizasyon operasyon yapmak istediler. Eğer o kadar büyük olmuş olsalardı büyük patlayıcılar getirmek zorunda kalırlardı. Teneşe çanta dikkat sonra, çekerdi. Bu dikkat çekerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim bu yorumum. Ama asıl olan şey burada şu. Yani o çanta o çanta yeteri kadar alırdı efendim. Ya bilmiyorum yani. ben. O, ama o yani. taşıması ama ağırlaşmaz mı? Taşıması... Bizim bildiğimiz bir konu olmadığı için siz belki daha iyi şey yapabilirsiniz. Şimdi Hı. şöyle bir durum söz konusu. Bir de, e, sayın hocam e, şunu söyleyeyim. E, Buyurun. Rusya da istemiyor Türkiye'nin buraya operasyon yapmasını. Sadece Amerika değil. Evet. Rusya'nın kontrolü altında. Evet. Aynı Arap Amerika'nın kontrolü evet. Altında. Yani şöyle bir durum var. İran. Bakın buraya burayı ele alırsa Türkiye, Aynel Arap'ı zaten Münbiç, ya Suriye'nin de oradaki Rusya'nın da şeyini etkilemiş oluyor. Şu anda bu nedenle zaten evet Rusya'nın da istemediği aşkar ama bu o eylemi Rusya'nın yaptığını ya Rusya'nın arkasında olduğunu ben düşünmüyorum. böyle bir durumda kendisinin başı, şu anda çok büyük beladayken dünyada böyle bir şeye girmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama asıl olan şey şu bu pençe kilit operasyonu içerisindeki bu e, eflatun olan noktalar oradaki Türk askerlerinin şu anda fiili olarak bulundukları ve operasyon yaptıkları yerler. Niye? Çünkü Kuzey Irak'la buradaki alanı kesecek olan yerler burası. Yani aslında Aynel Araba operasyon yaparken Türkiye çok bilinçli bir şekilde şunu yapıyor. Buradan gelecek olan lojistiğin tamamını bitirip Buradaki operasyon yaparak zayiatı minimuma indirip hatta sıfıra indirip bir organizasyon ve operasyon içerisinde şu anda Türkiye. Dolayısıyla burada demin de bahsettim Sadece üst düzey sözde üst üst düzey yöneticilerinden 70 kişiyi Türkiye 70'in üzerinde üst düzey sözde üst düzeyi burada öldürdü. Yani askerler burada bunun üzerine ki şeyini, şeyini bilmiyoruz burada kaç tane PKK'lının öldürüldüğünü biliyoruz ama şunu biliyoruz yani çok daha fazla PKK'lı öldürüldü burada. Ama burada kendi içlerindeki tesis konuşmalarında da 50'nin üzerinde kişini kendilerine ilan ettikleri, öldürdükleri kafalarına sıktıkları çünkü hain ilan ettikleri bu kadar... Yapıda e, oradaki bir zamanlar düşünün çok değil bundan 8-10 yıl önce bu bölgelere bu dağlara gel dağlara dağlarda görüşelim diyen PKK unsurları burada burnunu çıkartamayan hatta kendi lojistiklerini sağlayamayan dışarıya çıktıklarında da e, yok edildiği bir hal aldı ve geçenlerde de biliyorsunuz e, basına düşen bir görüntü var hatta teslim olmaya başladılar. Eskiden yani İsmail Bey ben bir hukukçuyum. Uluslararası anlamda da baktığımızda şunu söyleyebilirim. Ben bir asker değilim ya da askeri bir stratejim yok ama benim gördüğüm şey şu. Burada artık mecalleri bitmiş. Kendi içlerinde inanılmaz bir panik havasında olan artık lojistikleri de bitmiş. Bunları koruyacak kimsenin olmadığını tabi burada İHA'ların, SİHA'ların son sistem savaş aletlerinin, silahlarının olması Türk askerinin şu anda zayiatını engellediği yapma. gibi Türk askeri bu yapı... Bir şey daha, bir şey buyurun, daha söyleyeyim buyurun, bakın. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı ile buranın ilişkisi kesilmediği sürece Aynen. biz bu, bu şeyi bitiremeyiz. Bu konuyu bitiremeyiz. Yani bizim yapmamız gereken şey bunlara dış desteği kesmeniz lazım. Dış desteği kesilmediği zaman iki sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra tekrar başlar. İşte bakın e burada da aslında içimizde de dış, sorunlar var. Biraz evvel Ali Bey anlattı yani sorunları. Burada. Yani Türkiye şu anda Türk askerlerinin bu bölgedeki unsurlarıyla birlikte dış desteği kesmek amacıyla bu aynalara araba girmek istediğini söylüyorum. <laughs> yani burada <gülüyor> eğer <gülüyor> biz buraya girersek buradaki Amerikan askerleri kalkıp Ruslarla bir işbirliği yapacağını düşünmüyorum. Buradan buradan gitmek zorunda kalacaklar ya da kendilerine yeni bir alan Efendim Amerikan vardır. askerleri şeyde bir kısmı yapma. e, Deniz orada, bir kısmı Aynen. şeyde o tarafta. De orada çok az asker var. Ge Burada şunu için söylüyorum. Yani şu kalan... Amerika kendi içerisinde yani. burada kendi askerlerini barındırıyor. Bunlar zaten herkesle iş, e, işbirliği içerisinde. Türkiye ile de işbirliği içerisinde. Rusya ile de işbirliği içerisinde. Suriye 900 asker var. 800-900 kişi. Do Dolayısıyla buradaki yapı buradaki evet, yapıda ben Türkiye'nin buraya girdiği andan itibaren... 900 kilometrelik sınırını koruyacağını düşünüyorum ve bu şeyin aslında kökünü kazıyacağını Tamamlayalım. düşünüyorum. Tamamlayalım. Gerekirse 3. bölümde devam edelim. Hüseyin Bey de bu tamam, bölümde. Tamam yani nihai neticede şöyle bir şey var. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Eğer burada e, bu organizasyon ve operasyona benim de e, Sayın İçişleri Bakanımızın söylediği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Biz burada e, gerekli mesajı aldık. Gereğinde yapacağız deme, demek istediği alanın bu alan olduğunu düşünüyorum ben de. Hüseyin Bey, konuya dair siyasetten gelen muhalefetiyle, iktidarıyla gelen tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? Teröre karşı yekün birlik olmak gerekir, malumunuz. Evet, biz Türkiye Değişim Partisi olarak e, her zaman hudut ve bayrak birliği diyen bir partiyiz. Ve e, bu tarz terör olaylarında da mutlaka e, aksi açıklamalar yapmak yerine bir bütünleştirici dil kullanmamız gerekiyor. Özellikle siyasilerin bütünleştirici bir dil kullanması gerekiyor ki bu halkta bir e, yankı bulsun ya da bir kaos ortamı oluşturmasın. Şimdi e, sürece baktığımızda, evet e, istemediğimiz bir olay yaşandı geçtiğimiz pazar günü. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz. Bizim istihbarat ekiplerimizin, teşkilatlarımızın çok iyi çalıştığını son 5 yıl içerisinde belki 300'den fazla bombalı saldırı eylemlerinin Eylem gerçekleşmeden önce yakalandıklarını ve müdahale edildiğini biliyoruz. Belki son 5-6 yıl içerisinde böyle bir olay belki ilk defa oldu. Ama bunun da sebeplerinden bir tanesi son zamanlarda önce Yunanistan'la başlayıp sonra baktığımızda Amerika'nın baskılarıyla artan bir terör eylemi olduğunu da biz biliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül bunu daha önce de dile getirdi ve her ortamda da dile getiriyor. Yunanistan'a gitti. Dedi ki Sayın Miçotakis Amerika'ya güvenme, Türkiye ile dost ol dedi. E, Taksim meydanına geldi. Dedi ki bu işin arkasında Amerika var. E, biz Türkiye Değişim Partisi olarak iktidarda ya da koalisyon ortaklığında yapacağımız ilk şeylerden birisi bu PKK eylemlerinin azalması için ya da PKK'nın azalması için elimizden geldiğince mücadelesini mecliste de sergileyeceğiz. Bakın PKK'yı lanetlemek e, hani PKK'yı lanetlemekten çekinen siyasi partilerinin olduğu bir ülkede biz diyoruz ki biz siyasetin dilini değiştireceğiz ama ülkemizin hudutlarına, sınırlarına, bayrağına el uzatanların da ellerini her zaman kırarız diyoruz. Bu konuda netiz. Ama PKK da şunu çok iyi biliyor. Bakın. Ülkemizdeki silahlı kuvvetlerimiz, emniyet mensuplarımız, istihbarat ekiplerimizin canlarını da alsalar o Türk bayrağı ilelebet göklerde dalgalanmaya devam edecek. Bunu bildikleri için de e, ülkemizde vatandaşlarımıza <laughs> Biraz korku <laughs> eylemi, korku havası vermek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Evet, pazar günü istemediğimiz olaylar gerçekleşti. Ee, bu işte New York Times'ın attığı başlık. Peki, şimdi bu başlık çok önemli mi? İnanın ben bunu ciddiye bile almadım. Çünkü New York, Hayır, York ama Times... Ama öyle yani o, uluslararası çok tanınmış evet. bir... Diyelim bir turist çift Türkiye'ye gelmek istiyor. Haberi gördü. Evet, şimdi yani diyor ki şunu turistlerin bulunduğu istiyorum. noktada. Evet. Areni bir şekilde Eğer hedef 11 Eylül'de aynı başlığı 11 Eylül için atsaydı referans olabilirdi. Öyle bir başlık atıldı mı? New York Times tarafından atılmadı. Dolayısıyla Ama bakın Hüseyin Bey, yani şöyle bir sıkıntı var. E, o olayı gazete olayı Turist, turistlerin gelmemesi olarak görüyor. Yani orada terör olayı var, insanlar ölmüş. Evet. Öyle görmesi lazım. Zaten yani terör olayı var, canlar gitmiş. Gördüğü yere bakın, baktığı açı turizm yani. Söylemek istediğim de bu. Bakın 11 Eylül'de o terör eylemini bu şekilde duyurdu mu duyurmadı. Dolayısıyla hani bizim de burada ee, derdimiz şu anda ülkemize turist gelip gelmemesi değil. O Turizm Bakanlığı <laughs> düşüneceği bir konu. O Turizm Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacaktır. Bizim ülkemiz, bakın e, güvenlik, turist için güvenlik diyoruz değil mi? Madem peki turist için güvenli bir ülke değiliz, biliyorsunuz e, Fransa, e, özür dilerim Fransa diyorum, Rusya ve e, ABD'nin, işte CIA'den başkanları Türkiye'de buluştu. Biz güvenli bir ülke değilsek bu buluşma neden Türkiye'de yapılıyor? Yani. Türkiye baktığınızda Tam turistler belki de için işte buna gölge düşürmek Evet istiyor. işte zaten Türkiye çok güvenli bir ülke. Bakın sadece turistler için değil diğer devletlerin başkanlarının ya da işte bu tarz e, işte istihbarat organizasyonlarının evet, uluslararası organizasyonların e, yapılacağı en güvenli ülke. Şimdi e, bu olayların arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, ABD var. Çünkü bugüne kadar son 30 senede 40 senede baktığınızda ya PKK'nın elinden çıkan silahlar zaten Amerikan silahları yardım sandıkları zaten Amerikanın para yardımları zaten Amerika. Yani biz kaldı ki bunu başka yerlere bağlamakla uğraşmak yerine biz sınırlarımızda bize son işte bu yakalanan teröristin açıklaması bize şunu gösteriyor Suriye bizim için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim Suriye'deki operasyonları biraz daha artırmamız gerekiyor ve PKK'yı baskılayıp sindirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra da sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini biraz daha artırmamız gerekiyor. Bakın biraz önce söyledim ya 300'den fazla bu tarz terör eylemi engellendi. Şimdi birçok ilde istihbarat ekiplerimiz baskınlar yapıyor. Bu bunların içerisinde işte bomba yapımında kullanılan malzemeler, lav silahlarından suikast silahlarına kadar birçok hücre evi basıldı ve bu maddeler ele geçirildi. Biz şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye uluslararası alanda en güvenli ülkedir. Maalesef bunu gölgelemek isteyen bu tarz eylemlere de asla taviz vermeyeceğiz, asla korkmayacağız. PKK'dan Asla sinmeyeceğiz. Biz Türk vatandaşları olarak ya da Türk yurttaşları olarak sonuna kadar bu tarz terör eylemlerini lanetliyoruz ve kınıyoruz. Teşekkür ederim. Kısa bir reklam, reklam dönüşü son bölümle karşınızda olacağız. Evet son bölümle karşınızdayız. Taksim saldırısını konuşuyorduk. Hüseyin Bey hemen size kısaca söz vereyim buyurun. Daha sonra Ankara stüdyomuza döneceğim. Evet, Eklemek istediğim kısa bir not vardı. Ee, çok önemli bir not. Hı hı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi olarak e, ülkemizin maalesef e, son zamanlarda geldiği noktada e, ülkemizin vatan savunmasında birçok askerimizin ya da silahlı kuvvetlerimizin şehit haberlerini alıyoruz. E, ve <laughs> genel başkanımızın da e, kamuoyunda duyurduğu gibi e, biz diyoruz ki sözleşmeli vatan savunması olmaz. Uzman çavuşlarında bir an önce kadroya alınması gerekiyor. Çünkü uzman çavuşlarımız e, gece gündüz e, işte biraz önce gösterdiğimiz sınırlarımızda olsun ya da farklı noktalarda olsun vatan savunması yapıyorlar. O yüzden bir an önce kadroya alınmaları gereklidir. Peki teşekkür ederim bu önemli konuya dikkat çektiğiniz için Ankara'ya bir kez daha dönelim. Ee, Sayın Pekin az önce Zeki Bey haritayla bahsetti. Dedi ki özellikle Aynel Arap Kobani e, İçişleri Bakanı'nın Sayın Soylu'nun ifadelerine bakarsak da sanki bir operasyon gelecekmiş gibi iki ay önce kadar dillendiriliyordu ama sizin de az önce vurguladığınız gibi Amerika ve Rusya tabii karşı çıkınca biraz sanki ertelendi ya da e, tam zamanının geli, gelmesi beklendi, bilemiyorum. O noktaya operasyon yapılır mı? Amerika ve Rusya ikna edilir mi? Yoksa onlara rağmen mi yapılır? Ne dersiniz? Yani şöyle söyleyebilirim ben. Mevcut konjonktürde, mevcut konjonktürde yani e, Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Hı hı. E, bunun e, şeye etkileri var. Evet. Hem İran'a çünkü Türkiye ile İran karşı karşıya getirilmek isteniyor e, bölgede. Güney Karpasya'da e, Ermenistan ve Gürcistan üzerine oynanıyor. Böyle baktığımızda işte Yunanistan'ın bizim Adalar Denizi'ndeki olaylarını be, be, biliyorsunuz. Mevcut konjonktürde bizim bu harekatı yani böyle büyük birliklerle harekat yapacağımızı sanmıyorum. Ama şu, şu var e, genelde şu anda Türkiye ZAP bölgesine Kuzey Irak bölgesine çok yoğun Harekat icra ediyor hem özel kuvvetlerle hem Birlik sokarak küçük hem de e, insansız hava araçlarıyla bütün oradaki mağaraları tarif ediyor yani bundan sonra sıranın e, büyük bir ağırlıkla şeye geleceğini değerlendiriyorum. yani insansız hava araçları uçaklar yani e, tek tek bu buna şey diyorlar e, cerrahi operasyon diyorlar yine e, mitin diğerlerinin e, operasyonlarının e, yoğunlaştıracağını değerlendiriyorum Böyle bir şey olabilir. E, bu tepki görmez ama e, şu andaki e, şey e, konjonktür e, bu operasyona e, müsaade etmez diye düşünüyorum. Yani yeni bir e, Zeytin Dalı ya da, da bir Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı olmayacak diyorsunuz. Hayır. San, sanmıyorum. E, Bugün sayın olmayacaksa ne zaman olacak? Bu, Çünkü Türkiye'nin varlığı evet. söz konusu. Evet. Bugün olmayacaksa şöyle, ne zaman e, olacak? Türkiye ya da nasıl söz konusu ama Türkiye'yi Yeni baştan bir e, sıkıntının içine sokabilirsiniz. Bu sefer e, karşınızda size karşı koyacak bir güç olabilir. Yani istihbarat bunları tespit etmesi lazım. Hmm. Yani, e, ve e, aynen şeyin pozisyonu gibi duruma düşebilirsiniz. E, e, Rusya'nın pozisyonu gibi duruma düşebilirsiniz. E, bunların hepsinin dikkat edilmesi lazım. Yani Türkiye aslında Türkiye çok daha farklı bir şey yapıyor. Türkiye'nin şu anda yaptığı yeni dünya düzeninde bölgesini tahkim ediyor. Yalnız e, olmadığını söylüyor. İşte e, Zengözür Koridoru'yla ile Türk Dünyası bölgesine giriyor. O bölgede e, Türk Dünyası teşkilatını çe e, yükseltmeye çalışıyor. Yani çok farklı bir iş uğraşıyor. Çok daha çok daha stratejik bir konuyla uğraşıyor. Yani dolayısıyla şu andaki pozisyonumuz bizim bu. Onun için Türkiye'nin bunu halletmesi lazım. Bir de seçim var, seçim konusu var. E, o seçim konusunda dikkate aldığımızda. Yani ben e, belki seçimlerden sonra daha farklı bir şeyler olabilir. Ama seçim seçime gitmeden evvel, seçimler olmadan evvel e, böyle bir operasyonun e, olma ihtimalini zayıf görüyorum. Tabii ki e, Türkiye'nin planları vardır. Cumhurbaşkanı 4 ay evvel söylediğine göre, bir gece anasız gelebiliriz dediğine göre tabii ki planları vardır. Ama o planların uygulanmasıyla ilgili konjöktür müsait değildir. O konjöktür müsait olmadığı için diye, diye söylüyorum bunu. E, ama şu var... Türkiye ısrarla şunu yapmalı. Yani bir defa bu Kürt e, entelijansı var. Onların e, şeyini e, Türkiye'de, bu bölgede ya da Suriye'de bir Kürt devleti kurma fikrini bitirmek durumundayız. Yani normal Türk Kürt vatandaşı bunu istemiyor. Kürt asıllı vatandaşlarımız bunu istemiyor ama belli bir entelijans bunu istiyor. Yani işte bu, bu konuda şeyler var. Ve bunları Amerika Birleşik Devletleri ile e, Avrupa Birliği destekliyor. Hem bu desteği keseceğiz hem de bunların kafalarındaki bu fikri bitireceğiz. E, eğer Türk, Kürt kim varsa beraber birlikte refah içinde yaşamak istiyorsak e, Batı'nın tekrar sömürgesi olmak istemiyorsak birlik içinde olmamız gerekiyor. Birlik içinde yaşamamız gerekiyor. Bu hem bizim ve çevremizdeki ülkelerle ilgili hem de Türk dünyasıyla ilgili hem de e, Rusya'nın içerisindeki ee, şey Türkler ve Müslümanlarla ilgili bir konu. E, ee, aksi takdirde e, aksi takdirde tehlike çok daha büyüyor. Çin yarın bir gün işte e, Moğolistan'da şeyde yaptığını, Doğu Türkistan'da yaptığını bu bölgelerde yapabilir. Bu bölgelerden gelebilir. Orta Asya'ya gidebilir. Onun için Türkiye'nin Türkiye'nin yapma, yapmaya çalıştığı konu şimdilik bu. Türkiye aslında bu önemli e, operasyonlarından dolayı e, köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yoksa e, o olmuş, bu olmuş, öbür taraf. Türkiye onları halledecek. Hem illi bir halledecek durumda, Sayın hem annelere bir halledecek durumda, evet. Ee, özür dilerim, araya gireceğim ki süreyi eşit dağıtmak adına sık sık bölüyorum, kusura evet. bakmayın. Esavla. Bir taraftan da önemli sorular Esavla var. Estağfurullah efendim. Sizin dediğiniz de anladığım kadarıyla şu, duygusal davranmamak lazım. Çünkü eğer yeni evet. zamanı, gününü beklemediğinizde Rusya'nın pozisyonunda düşüp, ordunuzun gücünün kırılmasına ya da moral, motivasyon olarak bir şekilde düşünebilirsiniz zararlı çıkmasına evet. neden olabilirsiniz. Evet, arenada da Türkiye bir anlamda bir ambargonun muhatabı olacak durumda. Evet, evet. Şimdi bir e, orada bir terör devleti kurulmak isteniyor. Türkiye o koridoru yarıp atmalı. Evet. İkincisi sık sık sığınmacılar Doğru. üzerinden provokasyonlar yapılmaya başlandı. Allah korusun belki de seçimler yaklaştıkça daha da bu artacaktır. Dolayısıyla bu Artacak. iki önemli konu var. Sığınmacılar bir şekilde kendi istekleriyle tabii gönderilmeli. Oralar e, sığınmacılar yerleştirmeli. Oralara ikincisi de tabii Türkiye'nin güvenliği söz konusu. Hocam Yusuf Bey en önemli e, şöyle bir şey söyleyeyim ne zaman? Buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim son defa son olarak. Buyurun. E, özellikle Türkiye'nin Türkiye'deki sığınmacıları oralara yerleştirmek için bir, e, bu e, işte bazı bölgeleri e, girme Halep'in kuzeyine falan girmeye çalıştığını. Oralarda e, Biriket binalar yaptığını bu, bu konuyu, bu konuyu e, bile e, bu şeyle terör şeyle e, ya da son yapılan terör faaliyetiyle e, yan yana getirebiliriz. Yani bunu bile istemiyorlar. Yani buradan adamlar gitsin, Türkiye orada bunlara iş bulsun, e, işte çalışma sahası, mesken konut versin. Bunu bile istemiyorlar. Yani onun için. Ee, çok farklı bir durumdayız. Bütün bunları tabii... ama burada e, da şöyle bizim bir algı oluşmasın. Ya, ya istemiyorlar, o zaman yapmayacak mıyız ya da yapamayacak mıyız ya onlardan mı izin alacağız? Bir algı oluşacak. Hayır ya, yapacağız. Yani, yani Rusya şey hep ama. olacak, Amerika hep olacak. Bu uygun ya, ya. zaman ne zaman? Ama uygun zamanı bekleyeceğiz efendim. Uygun zamanı bekleyeceğiz. Nasıl şimdi uygun zamanı bekleyip zamanında kırbısı girmişsek... Uygun zamanı bekleyip daha farklı işler yapmışsak, uygun zamanı bekleyip nasıl şimdi Kuzey Irak, Irak Kuzeyinde çatış e, çatır, çatır e, mücadele ediyorsak, bu da kimsenin sesi çıkmıyor şu anda. Onun evet. için e, Türkiye'nin mesela bir anda e, şöyle Suriye ile diğer güçlerle karşılıklı çavaştığını düşünün. Evet. Yukarıda Kuzey'de e, kan gövdeyi götürüyor, burada da Türkiye bunda meşgul olursa adalar denizinde. Ne yapacağız? Yani onun için ben çok daha dikkatli olsun, gidildiğini anladım. değerlendiriyorum. Çok daha istikrarlı gidildiğini değerlendiriyorum. Türkiye son 5 senedir dış politikada çok önemli aşamalar geçirdi. Bütün o almış olduğu bazı hataları halletti. Şimdi onları kapatmaya çalışıyor. Büyük ölçüde de kapattı. Bundan sonra da aynı şeyi yapacak diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Tabii son bölüm. Şayet katkı sunmak isterseniz tabii yine söz e, e, alırsınız. Sen. Teşekkür tabii. ederim. Ee, Kenan Bey, tamam. şimdi hep siyasilere yoğunlaştık. Ümit Özdağ dediniz, siz daha de önce süre kalmadığı için diğer konuklarıma döndüm. Şöyle bir iddiaları var, ya ilginç, hakikaten çok ilginç şeyler söyleniyor. Niye söyleniyor? Doğru yanlıştır, ayrı e, ya da kasıtlı yayılan konularda. Diyor ki, mesela Zafer Partisi sözcüsü Sevda Gül Tunçer, patlamadan hemen sonra şişhanenin önünde infaz ettiğiniz kimdi? Bunu polislere, emniyete söylüyor diye sordu ve işin ilginç yanı saldırganın Filistinli olduğunu iddia ediyor. Şimdi bir taraftan İsrailli askerlerin, kadın askerlerin ya da bir bir herhalde asker onun fotoğrafını birileri servis ediyor. Öteki taraftan da burada bir partinin sözcüsü diyor ki Kimi infaz ettiniz? Bir, bir, partiniz, çok bir, bir partinin sözcüsü değil efendim. Ortada bir parti falan yok. Bunlar Zafer bildiğiniz... Yani sonuçta bir parti. Zafer Öyle... Partisi diye bir parti yok. Bildiğiniz Ümit Özdağ'ın başını çekti. ırkçı bir provokasyon ama var. burada ne yapmaya çalışıyorsun? Niye Filistinli vurgusu var? Ya Filistinli vurgusu, Suriyeli vurgusu, Kürt vurgusu... Ya Bunlar bildiğiniz düpedüz ırkçılar. Ve burada Ümit Özdağ... farklı bir şey var. Hayır hayır bakın. kişi kim bakın diyor. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi kim mesela... Hani kimi infaz ettin... Ne var ortada? Bir görüntü, bir bilgi, bir belge, bir İsimli. itiraf var mı? Hiçbir İsimli şey yok. yok. Şimdi bakın bunlar son derece zekadan, ahlaktan yoksun. Ama toplumu bir noktada sinir sistemini oynatarak, oynayarak provoke eden ırkçı güruhlar. Yani bunların nazi artı olduğunu görelim. Dolayısıyla bu iddiaları tartışmanın bir mantığı yok. Ya önümüzde yapılan eyleme ait görüntüler var mı var? Ne diyor? 1200 küsür. Güvenlik kamerası taranmış mı? Taranmış, tespit edilmiş mi? Hangi dakikada gelmiş? Hangi dakikada kalkmış? Nereye gitmiş? Kimi aramış? Hangi telefon bağlantıları kurmuş? Hangi plakalı araç almış? O nasıl esenlere gitmiş? Oradan küçük çekmeceye şimdi? Bütün bunların hepsi varken, bu beyinsizlerin, bu ırkçıların söylemlerini tartışmak doğru olmaz. Yani ortada bilgi yok, belge yok, hiçbir şey yok. Yani bunların lüzumsuz ırkçı provokasyonları var. Dolayısıyla. Üstükkanım Bunları çok fazla benziyor, her konuyu da açıklamak durumunda değil devlet e, aynen. yetkilileri. Aynen, aynen. Şimdi bu neye benziyor? Siz 15 Temmuz'da bir darbeyi püskürtüyorsunuz. Evet. Adam diyor ki kardeşim e peki diyor o Boğaz Köprüsü'nde diyor aşağı attığınız çocuklar ne olacak? Hangi çocuklar? Evet. Yani sizi öyle bir noktaya getiriyor ki darbeyi püskürtme noktasında göstermiş olduğunuz o başarıyı toplum nezdinde itibarsız kılıyor. Burada bir psikolojik harekat var. Siz bir gerçeği, hakikati açıklamak üzereyken sizi sürekli savunma pozisyonuna iten bir şey var. Yani bunların Türkçü olduğu, Atatürkçü olduğu, bilmem milliyetçi olduğu, ulusalcı filan bunların hepsi masal. Açıkçası bunların ben hangi istihbarat örgütüne çalıştığını tespit edemedim. Ama bir istihbarat örgütünün Türkiye içindeki uzantıları olduğunu düşünüyorum. Neyse. Kanaatim kesinlikle. bu yönde. Cevap haklarını Nedenine gelince cevap hakları her sebebi. zaman var. Onlar her zaman ortalıkta zaten bu işleri yaparlar. Nasıl az önce söyledik ya. Cumhuriyet Gazetesi'nde, T24'te, Oda TV'de belli haberler günde 20 defa tekrarlar. Yani eylemi yapan belli. Nasıl yakalandığı belli. İtiraflar var. Bunlar hala diyorlar ki yok bu işin için acaba işit mi var? Efendim yok bilmem şu mu var bu mu var? Ya kardeşim PKK'nın yaptığı eylem besbelli. Bu besbelli. Ha siz diyebilirsiniz ki acaba bu eylem şunun için mi yapılmış, bunun için mi yapılmış? Bunu tartışabilirsiniz. Ama şimdi kalkıp birileri bana bu bardak mıdır değil mi diye bir tartışma açarsa burada iyi niyet yoktur. Bu bardağın içindeki çay mıdır değil midir diye tartışırsa burada iyi niyet yoktur. Burada açıkça ırkçı, provokatif davranışlar vardır. Siz İsrail ajanı deyince, Amerikan ajanı deyince İngilizce konuşan efendim e, İbranice konuşan efendim bilmem neler falan anlamayın. Onların burada kimi Zafer Partisi'nin içinde, kimi diğer bilmem ne partisinin içinde, şu sitenin editörü, bu sitenin yazarı, şu gazetenin muhabiri olarak fink atan insanları var. Başka birisini söyleyeyim. Gazete duvarda bugün yazılar yazılıyor. Yazan adam aynen şunu söylüyor. Diyor ki efendim şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz. Kadının kıyafetinden bilmem nesinden yola çıkıyor. E ne olabilir? En gerçekçi senaryo şu. AK Parti 2015 oyunlu e, oyununu tekrar oynuyor. Şimdi bakın bunlar analiz filan yapmıyorlar. Bu yazılanların hepsi ister gazete duvarda çıksın, ister t 24 ister bir başka yerde. Yani bunlar suç değil mi? Ya şimdi bakın bunu konuştuğumuz zaman o diyor ki ya bu bir fikir özgürlüğü. Efendim bu bir analiz. Bu bir siyasal tahlil filan diyor ama bakın ortada Aa, aleni operasyon tahlil gibi filan yok. Biz <laughs> Türkiye'de bir operasyon yiyoruz. Yani şimdi biz Öcalan'ın efendim talimatıyla dağlıca ya da akdütün ya da bilmem şu bu eylemi ya da suikasti efendim bombalı sabotajı şunu bunu tartışıyoruz. E adam diyor ki ya ben diyor gittim kandile diyor. Bunlar çok çevreci insanlar diyor. Ya cinayet var ortada ya katliam var ya. Yani cezaevinde boğularak öldüren insanlar var ya. Şantiyelerde işçi olarak çalışan insanların katledilmesi var, öğretmenin katledilmesi var ya, imamın katledilmesi var ya, esnafın ve malının mülkünün yakılması var ya. Bunlar geliyorlar diyorlar ki biz gittik Kandile. Vallahi kızlar çok aydın, çok ilerici. Efendim kesinlikle e, Batı'nın felsefesini iyi tahlil etmiş, seküler filan falan diye anlatıyorlar. Şimdi burada propaganda olduğunu, bu propagandanın da saflıktan kaynaklanmadığını bilakis Türkiye'de böyle bir sazan avlar gibi, böyle bir daha doğrusu sazandan ziyade keklik avlar gibi keklik koyuyorlar bir kafesin içine. Keklik ötüyor, öbür Çekliklerde geliyor sonra usulca kapatılıyor kafes ve götürülüyor. Şimdi temel sıkıntı şu bu adamlar açısından, bu çevreler, bu örgütler açısından. Sendika olabilir, o da olabilir, meslek odası olabilir, plan <laughs> gazete site bilmem ne olabilir. Şimdi ben mesela Türkiye az önce bahsedildi burada. Ya yani İran burada kaç tane operasyon yapıyor? Şunu öldüreceğim, bunu kaçıracağım. Adam savcı ayarlamış, hakim ayarlamış, doktor ayarlamış polis ayarlamış efendim asker ayarlamış güvenlik şirketi ayarlamış medya mensubu ayarlamış adam kaldıracak buradan da bir yerlere götürecek hatta ya da, siyasetçi bile ayarlamış evet siyasetçi bile ayarlamış yani bakın bugün ekranlarda gerçekten ben ciddi olarak söylüyorum İran ile iltisaklı çalışan İran istihbaratı adına soru soran İran istihbaratı adına beyanatta bulunan insanlar var yani bunlar yalan falan değil Yalan falan değil. İran istihbaratıyla, Suriye istihbaratıyla, Rusya istihbaratıyla. Yani ne oldu? Ya yani biz burs alıyoruz. Yani şeyin kolayı çok güzel. Yani İsviçre'den burs alıyoruz. Hollanda'dan burs alıyoruz. Belçika'dan burs alıyoruz. İyi de bu bursların karşılıksız olduğunu düşünmeyelim. Fonların karşılıksız olduğunu düşünmeyelim. Türkiye, Batı'nın ya da Doğu'nun ihmal edemeyeceği kadar büyük bir potansiyele hitap ediyor. Şimdi bir elinizi Libya'ya uzatmışsınız, darbeyi engelliyorsunuz. Bir elinizi Azerbaycan'a uzatmışsınız, işgal altındaki toprakları kurtarıyorsun. Bir elinizi Ege'ye uzatmışsınız, efendim şu tarihten itibaren <laughs> efendim şu şu anlaşmaların ihlal edilerek silahlandırılan adalara ilişkin bilmem şunun şunun adımlarının atıldığını görüyorsunuz. Öbür tarafta e, Balkanlar'da gidiyor efendim Yunus Emre üzerinden, TİKA üzerinden bir takım işler yapılıyor. E şimdi o zaman ne olacak? E diplomasiyle tasfiye edemediği bir ülkeyi ya da bir siyaseti ya da bir hükümet biçimi ne yapacak? Şu ya da bu e, fiziki ya da psikolojik operasyonlarını alt etmeye kalkacak. Şimdi Türkiye açısından bakıldığında dinliyor ki efendim Tayyip Erdoğan G20'de neden olmasaya davet edilmedi. Sorunun cevabı belli değil mi? Tayyip Erdoğan da deseydi ki ben Suriye e, Rusya'dan doğalgaz almıyorum, petrol almıyorum. Rusya'dan buraya herhangi bir uçuş yapılmasına müsaade etmiyorum. Bütün havalimanlarını kapattım. Antalya'dan Mersin'den oraya domates ya da bilmem şu şu gitmeyecek deseydi... E, Türkiye başüstü yapılırdı ama Türkiye emirleri olmayı reddettiğinde, bariyer olmayı reddettiğinde, tetikçi olmayı reddettiğinde, bir suça ortak olmayı reddettiğinde o zaman bunu diyor. Türkiye'nin söylediği şey basit. Kardeşim silahların parasını verdik mi? Verdik. Niye vermiyorsunuz? Cevap yok. Top senatayı atılıyor. Temsilciler meclisine atılıyor. E, F-16'nın modernizasyon e, şeyi var. E, o yine e, oraya atılıyor. Efendim... İHA'lar, SİHA'lar var. Efendim katsa yaptırımları var. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri maalesef Türkiye'ye ne içeriye alınacak ne de uzakta tutulacak ama her daim kontrol altında bulundurulacak bir müstemleke muamelesi yapıyor. Şimdi beyefendi gitti Amerika'ya gitsin ben Amerika'ya gitsin Çin'e gitsin nereye istiyorsa gitsin. Yani açık şeffaf olduktan sonra dürüst bir ilişki biçimi olduktan sonra ben... Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Evet Sayın olduğunu. Gitti orada diyor ki efendim diyor biz diyor Rusya'ya karşı bunu 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 yapmalıydık diyor. E tamam yapacaksınız da neye karşılık yapacaksınız? Neye karşılık yapacaksınız? Yani en basitinden Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan Schengen e, vize başvurularının e, garanti altına alınması ile ilgili bir adım atabiliyor musunuz? Bir talepte bulunuyor musunuz? Yok. Amerika'dan alınacak silahlar? Yok. Mülteci krizi? Yok. İsveç'teki mesele? Yok. PKK'nın efendim İsviçre, Finlandiya şurada burada bir takım militanlarının iadesi hiçbirisi yok. E diyor ki ben gideyim Amerika ile efendim Avrupa ile dost olmak istiyorum. Onların dediği gibi bu şekilde bir emir eri ...muamelesinden razı olayım diyor. Bunlar olmaz olamaz olursa o zaman Türkiye toparlayalım. Maalesef Amerika'nın Avrupa'nın üzerinde her türlü operasyon yapmaya kendisini yetkili gördüğü bir müstemleki haline bir sömürge ülkesi haline gelir. Bakın şimdi bunların Afedersiniz, yaralı parmağa faydası olmaz. Bakın dün bugün görüntüler dolaşıyor. Fransa Mali yıllardan beri sömürüyor. Hükümet dedi ki biz madenlerin millleşmesi yerleşmesi yolunda bir adım atıyoruz. Fransa 70 yıldır işlettiği bu madenleri bıraksın gitsin diyor. Burkina, Faso da, evet, Burkina Faso'da pardon. Ne yapıyor peki Fransız madenin yetkilileri? Oradaki bütün araçlarının hepsini eziyor. Eziyor, külüstüne çeviriyor. Yani kullanılamayacak yani hale bir gireyim. hale getiriyor. Türkiye'ye de reva gördükleri muamele şu. Siz Murat 124'ten, Murat 131'den ileri gitmeyin. Efendim TOG'la falan filan uğraşmayın. İHA ile SİHA ile filan uğraşmayın. Doğu Akdeniz'de efendim, Karadeniz'de petrol aramayın. Azerbaycan'la efendim şöyle şöyle bir geçit oluşturmaya çalışmayın gibi bir muamele yapılıyor. Şimdi diyorum Fransız senatosu Azerbaycan'ı kınayan bir karar alıyor. Ya nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey ya? Olur mu bu? O sebeple Türkiye'nin bu tür değerlendirmeleri yaparken, yani ben hani bir düşman tanımlaması yapmak istemiyorum ama ben açısı bazı kalemlerin, bazı ekranların, bazı internet sitelerinin, bazı örg teşkilatların, örgütlerin maalesef başka ülkeler adına burada faaliyet yürüttüğünü, enformasyon, dezonformasyon, adam kafalama, efendim propaganda e, kara propaganda, kaosa sürükleme, güvensizlik terkin etme, Türkiye'yi istikrarlaştırmaya dönük adımlar atma gibi bir takım işler peşinde olduğunu düşünüyorum. İşte az geçen haftalarda tartıştık. Kimyasal silah. Ya bir delil getirirse eyvallah. Tartışırız, her şeyi konuşuruz. Yani yüce bir devlet var asla yapmaz falan demiyorum ama bir delil ortaya koyarsınız. Adam diyor ki köprüde bilmem kim atılmış. Kim? Ne zaman? Nasıl? Yok hiçbir bilgi yok. İşte o ırkçı kadının söyledi. Şimdi bunlara ...siyasetçi muamelesi yaparsanız... ...bu topluma da haksızlık etmiş olursunuz. Bunlar siyasetçi falan değil. Alenen bu ülkede... ...faaliyet gösteren... E, ...iltisaklı bir takım... ...siyasi yapılanmalar. Kimisi bunu Türkçülük olarak yapar... ...kimisi Kürtçülük yapar. Kimisi batılılaşma adına yapar. Kimisi batıya karşı Avrasyacılığı savunmak adına yapar. Ama netice itibariyle... ...bu ülkede birilerine bu işleri yapması için... Peki. ...para veriliyor, eğitim veriliyor... ...bir takım imkanlar sunuyor vesaire. O zaman... Yani bu Taksim'de yapılan saldırıyı ben ana fartalarda yapılan saldırıdan ayrı görmüyorum. Çetinkaya mağazasının yakılmasından ayrı görmüyorum. Efendim Diyarbakır'daki Dürümlü köyünde 15 ton bombanın patlatılıp onlarca insanın paramparça edilmesinden farklı görmüyorum. Öğretmenlerin katledilmesinden efendim şantiyedeki işlerin katledilmesinden bağımsız görmüyorum. E sorarsak bugün işçi mücadelesinden bahseden, emeğer saygıdan, değerden bahseden Halkların kardeşinden bahseden insanlar diyor ki ben işte Cumhurbaşkanı'na 11 soru soruyorum diyor. Ya sen Cumhurbaşkanı'na 11 soru sormayı bırak. Sen PKK'nın ortaya koymuş olduğu terör eylemlerini, katliamları, efendim şeyleri, e, suikastları yani açıkça lanetle. Bunu istiyoruz. Yoksa efendim bizim şununla bununla şahsi bir hesabımız yok ama siz topluma karşı savaş açmış bir yapıyı aklamanın ya da saklamanın peşine düşerseniz kusura bakmayın biz de sizin peşinize düşeriz. Ali Sen Bey, e, şimdi hep konuşuyoruz. İşte Kenan Bey'in dikkat çektiği noktalar. Bazı televizyon kanallarında aleni bir şekilde e, işte 2015'te bu filmi çok gördük. Bunu da yine seçim yatırımıyla yapıyorlar. Oy arttırmak için. Yani devlet yapıyor diyor. Şimdi asal silah iddiası vesaire. Ama bir taraftan da biz burada serzenişte bulunuyoruz ama bu açıklamalara da hem hükümet kanadından ne bileyim yani sanki yeteri kadar tepki gelmiyor mu? Birileri iki kere iki beş eder diyorsa karşısında da kimse ona ya iki kere iki dört eder diye hatırlatmada bulunmayabilir. Şimdi 2015 yılında iki polisin şehit edilmesi diyebilirler ki derin devletin olayıydı AK Parti iktidarı. Çözüm sürecini bitirmek için böyle bir olaya başvurdu ve arkasından da e, çözüm sürecini bitirerek PKK'nın üzerine yürüdü. İyi güzel de biz o tarihte PKK'nın üzerine yürüme şeklinde bir olay değil. Tam aklına PKK'nın yollara döşediği bombalarla patlattığı e, askeri araçları, polis araçlarını biliyoruz. Mayın endekleri biliyoruz. Neler neler yani 300 metre kablo döşemiş, dağın tepesine çıkmış, dağın tepesinden patlatıyor. Askeri araç geçerken patlıyor, ardından ambulans geliyor, ambulansı da patlatıyoruz diye kahkahalar içinde <laughs> bir de videoya alıyorlar. E şimdi burada ben şuna bakarım, ben her zaman için bir soru işareti herkes için koyabilirim. Olabilir, Böyle bir niyeti o. derin devletin vardır. Ergenekon'u gördük. Bilmem FETÖ'yü gördük. Ya 1900 yarınki gazetelerde var. Akitte de var. Başka gazetelerde de çıkacaktır. 1985 yılında soruları çalmış FETÖ'ye 1985'ten bahsediyoruz. Yani Kenan Evren'in bu ülkede hort zort dediği bir dönemde FETÖ Amerika'nın uşağı olan bir örgüt burada bu ülkede askeri okullarda soru çalıyor ya e dolayısıyla her şeye bir soru işareti koyarız. Ama PKK şimdi açıklama yapıyor, efendim sivilleri biz hedef almayız. Sivilleri de hedef almayacaksın, askerleri de hedef almayacaksın, polisi de hedef almayacaksın. Çıkıp diyeceksin ki, ya düne kadar biz Kürtçe müzik çalamıyorduk minibüste, işte Ağrı'dan şuraya giderken, Hakkari'den şuraya giderken, bir minibüse bir tane kaset takıyorsun. Kürtçe bir müzik dinleyeceğim. Ahmet Kaya'yı dinleyeceğim. Şunları dinleyeceğim. Bunları dinleyeceğim. Dediğiniz zaman hemen geliyordular. Hort dört diyordular. Ya bu ülkeden artık kurtulduk. Bu darbeci mantıktan kurtulduk. Bugün itibariyle diyebileceği tek bir şey var. Uzun uzun tartışmakta istemem o konuyu ben ama bir başlık söyleyebilirler. Tartışılacak. Ana dilde eğitim. Ya ana dilde eğitimin varsa senin Kürtçe ders verecek, matematik dersi verecek adamın varsa çık parasını da finanse et, ver. Ama seçmene ders yaptılar, kimse göndermiyor. Yani uzun 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 tartışırız. Dolayısıyla bunun dışında senin Kürtçe televizyonun var ya şu an. Devletin televizyonu bütün parasını devlet veriyor bunun. Adı ne o televizyonun? TRT Kür diye. Ama TRT, TRT diyenler vardı. Yani şimdi yani bazı gazeteciler bilmiyor da kanalların Evet peki biz de şimdi Kürtçe bilmediğimiz için belki uzak kaldığımız için o, kadar da uzun yıllar geçti ki. Son adı TRT te, bir gazeteci dedi ki ya dedi güya kanal asmışsın dedi adı TRT Kürdi niye değil dedi. Yani, ya işte, diye böyle, böyle abuk subuk şeyler söyleyenler olabilir ama sonuç itibariyle biz de zaman zaman TRT'nin bütün kanalları ne yapıyorlar ne bazen de eleştirmek için yani devletin televizyonu acaba hangi yayınları finanse ediyor diye baktığımız zaman TRT Kürdi'yi de görüyoruz İşte çocuklar pandemi döneminde izledikleri işte EBA'dır şudur budur bunları da izliyoruz dolayısıyla sonuçta şu an Kürt vatandaşlarımızın da belki bir algı operasyonu sonrasında tartışabilecekleri tek bir şey var şu an dillendirebilecekleri. Bunun dışında Hakkari'deki bir vatandaş haksızlığa uğruyorsa hukuk devletinde hesabını sorabilecek durumda. Aynen İstanbul'da küçük çekmecede bir vatandaşımız haksızlığa uğradığında gidip karakola veya mahkemeye gidip hesabını sorabileceği gibi. Dolayısıyla eski Türkiye yok ama maalesef ki maalesef bu PKK algısı ve özellikle de iç siyasetteki Tayyip Erdoğan düşmanlığı onun üzerinden Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diye yapılan o operasyonlar çerçevesinde ki bugün artık bunu da dillendirmek zorundayız, hatırlatmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ya İyi Parti bu altılı masanın içinde nasıl yer alıyor? PKK, PYD örgütünün işlediği bir cinayeti, bombalı saldırıyı bile kınamayanların, kınayamayanların içinde bulunduğu bir masada nasıl oturabiliyor denilince Meral Akşener hemen alel acele bir buçuk saat sonra cevap veriyor. E biz hiç zikzak çizmedik. Biz çözüm sürecinin başlatanlardan değiliz. E tamam çözüm sürecini başlatanlardan değilsiniz ama İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, İzmir'i, Antalya'yı daha sayayım mı? Bunların hepsini HDP ile birlikte CHP'ye verdin. Aday göstermedin ya. Aday göstermedin ne demektir bu? Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Antalya'da daha diğer illerde var. Büyük şehirlerde. Siz aday göstermiyorsunuz, HDP aday göstermiyor. İkiniz anlaşmadıysanız, zımni de olsa bir anlaşmanız yoksa nasıl bir siyasettir bu ki? CHP'nin adayını desteklediniz. Kandil dedi ki AK Parti'nin karşısında kim varsa ona oy verilecek. Pensilvanya dedi ki AK Parti'ye kaybettirilecek. E sonuçta siz bu söylem çerçevesinde AK Parti'ye kaybettirdiyseniz zikzakın kralını işlediniz. Çözüm sürecinde gene ben bir şekilde ki o tarihte de savundum. Ya bir askerim bir askerim kurşun yemesin diye bir çözüm süreci başlatılmış olabilir. Ardından eğer PKK hainliğine devam ettiyse de tepesine çökülmüştür. E bu noktadan sonra siz kalkıp da çözüm sürecini dile getirerek, Meral Akşener olarak, e biz zikzak hiç çizmedik, kendilerine baksınlar şeklindeki eleştirisi doğru değil. O Şanlıurfa'daki olaydan sonra da PKK'nın ufacık bir insan derdi, insan haklarıyla ilgili bir derdi olsaydı, ya biz bu işi gördük, bu fotoğrafı gördük, CIA'de bu iki polisi şehit etmiş olabilir. Derin devlet de yapmış olabilir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz çözüm sürecinden yanayız. Her ne kadar 3 yıl içerisinde biz Türk topraklarını bütün silahları bırakarak terk etme sözü vermiş olsak bile şu ana kadar bunu tamamlayamamıştık. Bu dakikadan sonra tamamlayacağız demeleri gerekirken e ne oldu? Her yerde bombaları patlattılar. E şimdi tepelerine inilince de efendim işte çözüm sürecinin bir benzerinde çözüm sürecinin bitirilmesinin bir benzeri şimdi 2023 seçimleri öncesinde yapılıyor. Hemen çok kolay gene Oyunu bozsunlar. PKK desin ki biz silahı bıraktık kardeşim. Kalemi bıraktığımız gibi silahı bıraktık. Bundan sonra bizde silah mülah yok desin. E bakalım ondan sonra ne oluyor? Hala bu bombalı saldırılar falan devam ediyorsa o zaman biz de diyelim ki bunu CIA mi yapıyor kardeşim? Bunu derin devlet mi yapıyor? Ergenekon mu yapıyor? FETÖ mü yapıyor? Kim yapıyor? Daha hiç mi yapıyor? El Kaide mi yapıyor diye soralım. Ama PKK oradan tehdit edecek. Biz hesap soracağız. İşte Kasım ayı geldiği zaman PKK'nın kuruluş yıl dönümünde bütün kadınlar harekete geçecek diyecek. E ondan sonra da PKK güzellemesiyle buradaki siyasi partiler bile efendim hükümet bu işleri organize edecek. Zeki. Böyle insafsızlığa da kimse imza atmasın. Zeki Bey tabi şunu da düşünerek bu soruyu soruyorum. E, nihayetinde bizler de gazeteci faaliyeti yürütüyoruz. Yarın bir gün iktidar değişebilir. E, dolayısıyla e, yeni gelen iktidarlar az önce Ali İzhan Bey vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu da muhalefetteyken aleli bir şekilde Akit Medya Grubu'nu tehdit ediyor. 30 yıllık bir medya grubu ama e, bazı şeylerin de kırmızı çizgisi var. Mesela az önce Kenan Bey de vurguladı. İfade özgürlüğü diyorlar dedi. Burada e, bu olay özelinde hani son dönemdeki açıklamaları siz de izlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Düşünce ve ifade özgürlüğünün ya da gazeteciliğin sınırı ne olmalıdır? Hukuken soruyorum bu soruyu. ya da sınırı nedir Biliyorsunuz ben aynı... Neden sonra aşar? Evet, ben aynı zamanda iletişim mezunuyum biliyorsunuz. Bir gazeteci olarak, bir hukukçu olarak şunu görüyorum. Yani her e, ifade özgürlüğü ifade özgürlüğü değildir. Bir kere bunu e, belirtelim. Yani kurallar, kaideler, kanunlar da açıkça e, yazan, e, çerçevesi çizilmiş olan, birçok atıfı bulunan, e, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten e, halkı e, yalan haber yaymak veya infialen neden olacak eylemlerde bulunarak e, e, fikir ve hürriyeti, e, fikir ve düşünce hürriyeti olduğunu söyle söylemek bir e, düşünce özgürlüğü olamaz. Birincisi bu. Yani yasalara, ahlaka ve kanunlara açıkça muhalefet <laughs> ederek yapılan her türlü eylem, kısaca belirteceğimiz şey bir fikir özgürlüğü olamaz. Bu bir kişinin kendi e, ifade ederken bir başkasının sınırlarına geçerek onlara hakaret edecek veya onlarla ilgili olan Beyanlarda bulunacak, istemediği beyanlarda bulunacak, hukuk aykırı beyanlarda bulunacak olan şeyler de fikir özgürlüğü olarak kabul edilemez. Şimdi ben e, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu benim tasvip ettiğim bir konuyu söylemişti ve ben o zaman e, takdir ettim. O zaman da Bayezid e, Sanayi'nin gene akitteydi. Helalleşme noktasında bir açıklama yapmıştı. Demişti ki helalleşmemiz lazım. Kendisi e, bir öz eleştiri yapıyordu. Diyordu ki, biz evet CHP olarak tarihte yanlış şeyler yaptık, hatalı şeyler yaptık. Ve bundan sonra biz çıktığımızda biz kendi tarihimize helalleşmek istiyoruz. Bu çok olumlu bir yaklaşım. Gerçekten de CHP'nin değiştiğini, farklı bir rotaya gittiğini, hatalarını, yanlışlarını kabul eden önemli bir duruş sergiledi. Ancak şu anda geldiğimiz konuya baktığımız zaman eğer bu işte samimiyse ise ben Akit'in haberlerini ya yani şu anda eğer Diyelim ki merak etmeyin medyanın içerisindeyim ama yanlış bir şey olsa derim ki ya bu yapılan işlem yanlış bir işlem. Doğru bir işlem değil. Siz kendisinin tweetine karşı yazık, yazılan bir yazı var. Diyor ki kendi açıklamasına karşı evet bunu mu kastettiniz konusunda bu bir fikir ve düşünce özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilecek bir şey. Bir soru soruyorsunuz. Hayır bu öyle bir şey değildir. Ha akit derse ki hayır sen bunu söyledin dersen o zaman sen onun fikir ve düşünce özgürlüğü olarak kabul edemezsin. Yani. Akidin böyle bir sözü söylemesi fikir ve düşünce özgürlüğü değil bir iftirayı oluşturur. Ki böyle bir şey söylemiyor. Sonuç olarak ben hakikaten son dönemlerdeki açıklamalarına baktığımızdaki bu son açıklamalarında çok olumlu bulmadım. Ve doğrusu kendisinin helalleşelim noktasından hesaplaşalım noktasına doğru evrildiğini üzülerek görüyorum. Burada iki tane şey sorgulanması lazım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir... Ee, acaba e, sopayı e, şey, abanın altında mı saklıyorsun? Yani e, zaman zaman ha, böyle e, takiye mi yapıyorsun helalleşelim derken? Samimi değil misin? Ya umarım e, böyle değildir. Umarım e, bizim gördüğümüz gibi bir değişim, bir dönüşüm ve gerçekten tarihindeki herkes hata yapabilir. Hiç kimse muhteşem değildir. Hiçbir insan, hiçbir kurum, kuruluş, hiçbir siyasi parti... Her şeyi muhteşem yapmış diyemeyiz. Bunu AK Parti içinde söyleyebilirsiniz, CHP içinde söyleyebilirsiniz, MHP içerisinde söyleyebilirsiniz. Sonuç olarak insan unsuru var ve hata da mutlaka olacaktır, bize aittir. Her şey mükemmel değildir ama mükemmele yakın olsun insanlar ister, doğruya yakın olsun ister. En azından daha az hatalı, az hatalı olsun ister. Nihayetinde ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum ve doğru, doğru bulmamakla birlikte bu büyük bir şüphe oluşturuyor yani. Ee, söylemleriyle eylemleri arasındaki çelişkide e, ya ve sen sözünde samimi değilsin noktasına getiriyor. Umarım öyle değildir. Umarım bir yanlış anlaşılma vardır. Umarım anlattığı şeyler, açıkladığı şeyler doğru değildir. Çünkü her ne olursa olsun şuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir medya yayın kuruluşu olarak e, burada e, şunu belirtmek gere gerekir ki açıkça halka bilgilendirecek, halkı halka halka e, e eğitecek ve halkın bilinçlenmesini sağlayacak her türlü eylemi desteklemesi lazım. Şimdi sen eğer bir şeyde bir savda bulunuyorsan bir sözde bulunuyorsan bundan da çekinmemen lazım. Evet ben onu söylerken şunu kastetmiştim diyebilirsiniz. Bu açıklama çok daha doğru bir açıklama olurdu. Ve burada çok rahatsız olacak bir durum olmaması lazımdı diye ben düşünüyorum. Helalleşme noktasında olan bir lider için söylüyorum tarihteki Aynı hatalarını daha katlar Daha tarih gün daha geçti. 4 gün daha geçti. Yani Kasım bitecek. Hala Kasım'da ne şimdi, var? Belli değil. Şimdi şöyle bir açıklama daha doğru olabilirdi. Yani daha Kasım bitmedi. Kasım'ı bekleyip demesi he, daha tamam. doğru olabilirdi. Doğru. Ama dediğimiz gibi e, ben bunun e, ben şeyin daha samimi olduğunu düşünüyorum. Yani e, helalleşme noktasındaki kısmın daha samimi olduğunu düşünmek istiyorum daha doğrusu. Ama ben yarın iktidara girsem parmak sallayarak ben sizin hepinizi hizaya getireceğim dediği andan itibaren 28 Şubat sürecinde parmak salladı. Halk da gerekli işlemi yaptı. Parmak sallayana karşı o parmağını kırmaka kalmadı. Çok büyük bir yumruk attı. Nihayetinde bu ülke daha önce senaryoları gördü. Ben şuna inanıyorum. Bu halkın zekası normal bir zekanın üstünde bir zeka. Ve ben halkımın ferasetine de inanıyorum. Biz bunu her şeyde seçimde de gördük. Her olaylarda da görüyoruz. Bugün bakınız 15 Temmuz darbe girişiminde e, halkın böyle bir tepki yapılacağı bir beklenmiyordu. Toparlayalım. Şimdi genel itibariyle bakacak olursak bugün e, Türkiye yön veren bir ülke halinde. 1980'lere kadar CIA'nin istihbarat teşkilatımız MIT'in maaşlarını ödeyen bir yapıdan kendi hür ve özgür iradesiyle artık bundan sonra işlem yapan, operasyon yapan nokta operasyonlarla e, e, sonuç alan bir yapıya geldi bu bir. Türkiye Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar ve e, bu Körfez ülkelerinden Rusya'ya kadar olan bölgede de artık yön veren, yöneten, yönlendiren bir yapıda. Etken ve edilgen bir etken bir yapıda olup edilgen bir yapıda değil. Şimdi tabii birilerini bu rahatsız ediyor. Şimdi e, eskiden emir verilen, evet sen Rusya ile iş yapmayacaksın dendiğinde tamam efendim denilen bir yapıdan sen kimsin yapısına gel geldi. Dolayısıyla bu, burada Türkiye'nin yarınlarına e, daha umutlu bakıyoruz. Bugün eğer çok özür dilerim hemen toparlayarak söyleyeyim. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyetleri toplanıyorsa, bir Kızıl elma figürü çizimizse, yıllardan beridir biz, bizim bir rüyamız olursa, bir rüyamızın gerçekleşmesi noktasıysa, bugün İslam Birliği ilgili birçok bir birçok gelişme oluyorsa bu Türkiye sayesindedir. Bu Türkiye'nin Elbette güçlü olmasını istemezler ama Türkiye her şeye rağmen ve herkese rağmen güçlü olacak Allah'ın izniyle. Şeyh Bey, şimdi özellikle bu terörle mücadelede baktığımızda iktidar yani devlet mekanizmasını yönlendiren direksiyonun başındaki e, siyasi irade. Tabii ki terörle mücadele edecek. Ederken de bu mücadeleyi bazı sorunlarla karşılaşıyor. Çok iyi noktalar, e, iyi olduğu noktalar var. Belki eleştirilebilecek noktalar da var. E karşı tarafta da muhalif bir blok var. Altılı masa denilen bir blok. Burada da özellikle bu son hadisede baktığımız kadarıyla çok güçlü bir tepkinin gelmediği söylendi. Hal böyle olunca da ortaya şöyle bir algı çıkıyor. Milli taraf, gayri milli taraf. Bu ülkenin geleceği açısından sıkıntılı gözüküyor. Çünkü ayrışmayı güçlendiriyor ve gelecek adına üzücü ve sıkıntılı bir durum. Bunun için neler söylersiniz? Değerlendirmeniz ne de olur? Ee, biz Türkiye Değişim Partisi olarak <laughs> her zaman e, birleştiren taraf, kutuplaştırmayan taraf olmak istiyoruz. E, şimdi bakın bizim bu sürece geldiğimizde siyasilerin bu sert söylemleri <laughs> tam da sizin söylediğiniz noktaya geliyor. Aşağıda kutuplaşma ve ayrıştırmaya geliyor. <laughs> Çok özür diliyorum. Tabii tabii buyurun. <laughs> Kutuplaştırma ve e, ayrıştırmaya <laughs> sebep oluyor. Dolayısıyla maalesef e, özellikle iktidardaki ve ana muhalefetteki liderlerin söylemlerine biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Bakın bugün e, bugün bizim geldiğimiz noktada e, Sayın Ümit Özdağ'ın açıklamalarını her gün izliyoruz. Suriyelilerle alakalı bir kargo paketi gibi sınırın dışına atacaklarından bahsediyorlar. Biz siyasette bu kadar sert diller kullanmamız gerekiyor. Kaldı ki bu sizin kargo paketi gibi atacağınız insanlar da hani bir canlı. Onların da bir aileleri var. Evet ülkemize çok sayıda sığınmacı geldi, kaçak göçmen geldi. Ancak bizim bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Genel Başkanımız geçen haftada bunun açıklamasını yaptı. Bakın önümüzde bir NATO süreci var. Bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasıyla alakalı. Şimdi burada İsveç kanunlarını değişti bu arada. Evet yani bunun alınmasıyla alakalı biz Türkiye olarak bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Nasıl fırsata çevirmemiz gerekiyor? Ülkemizdeki resmi kanallarla 3,5 4 milyon olan ama gayri resmi 8 ile 11 milyon arasında söylenen Suriyelileri evet tamam siz bu NATO konusunda getirin bunu meclise. Bunu biz de onaylayalım. Ancak şartımız da şu ülkemizdeki Suriyelilerin, sığınmacıların ya da göçmenlerin eşit şekilde diğer Avrupa ülkelerine dağıtılması gerekiyor diye bir baskı uygulaması gerekiyor. Bakın bunu hiçbir siyasi parti konuşmuyor. Bu ülkemiz için büyük bir fırsat, elimizde büyük bir güç var. Bunu e, ülkemiz açısından fırsata çevirmemiz gerekiyor. Şimdi Suriye için kapılarını kapatan Avrupa ülkeleri Rusya ve Ukrayna savaşında Ukrayna'ya sonuna kadar kapılarını açtı. Demek ki Burada bir çifte ayrımcılık var. Hani hep standart. batı batı, evet batı batı diyoruz ya. İşte gelişmiş ülkeler diyoruz. Örnek alalım diyoruz ya. ...insan hakları diye çığırtkanlık yapan ülkelerin e, baktığınızda çifte standart uyguladığını görüyoruz. Yani dolayısıyla biz ülke olarak e, bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Bu Suriyeli sığınmacılar politikasından da bu şekilde ülkemiz kurtulabilir. E, ama biraz önce. İşte Kenan Bey dedi ki ya ben parti olarak görmüyorum. Her ne kadar kişisel olarak parti olarak görmesek de ülkemizde bir siyasi partinin kurulması gerçekten çok zor. Yani parti olarak görmüyorum dediğinizde o partiyi destekleyen, o partiye inanmış, o partiye emek vermek isteyen insanları da görmemekten gelmek gibi bir şey. Hani biz dedik ya biraz önce söylediği gibi dedi ki işte düşünce özgürlüğü hani bu ya da işte sizin düşünceniz her zaman doğru olmayabilir. Bu her zaman ifade edemezsiniz. Doğru ifade değildir dedi. Şimdi baktığınızda gerçekten teşkilatların oluşması biz de yeni bir kurulmuş bir partiyiz. iki yıldır ee, bir teşkilatların oluşması gerçekten büyük emek istiyor. Ee, ancak bir siyasi partinin sözcüsü de olaylar bu kadar gerginleşmişken işte kimi infaz ettiniz <laughs> diyorsa da bunun da hesabını vermesi gerekiyor. Yani Düşüncü eğer evet edin. bu e, düşünce özgürlüğü değil. Bakın düşünce özgürlüğünün dışına çıkıyor. Siz kimi infaz ettiniz demesi o zaman şunu yapmak lazım. Siyasi partilerin elinde belge ya da herhangi bir delil varsa bunu kamuoyuna bu şekilde açıklayıp ee, sıkıntı çıkarması yerine bu belgelerle gider savcılığa bu suç duyurusunda Genel bulunur. başkanı İçişleri Bakanı gördüğüm yerde döveceğim diyor. Yani. E, maalesef işte. Yani her gün e, bu, yalan söyleyen, bu her gün iftira atan, her gün toplumu provoke eden bir insana yani adı efendim siyasi parti başkanı geçiyor diye resmiyette biz nasıl siyasi parti lideri diyelim? Şimdi yani siyaset yapmıyor ki provokasyon yapıyor. Şimdi bu belgelerle yani giderseniz. Siyaset yapsa. Olabilir, tartışırız, doğru olur, eksik olur, onu destekleyen olur. Bir şey diyemem ama e, siz burada Nazi mantığı ile hareket ederseniz, yani siyaseti, Efendim toplumu, ülkeyi istikrarsız hale getirmeye çalışırsanız, o zaman biz de hak ettiğiniz şeyi söyleriz evet, yani işte, doğal olarak. Bu belgelerle giderseniz suç duyurusunda bulunursunuz, e, gerekli işlemler yapılır. Ancak bunu yapmayıp, topluma zaten bir terör eylemi yapılmışken bu tarz bir söyleme giriyorsanız da o zaman siz de suç işliyorsunuz demektir. Kaldı ki bir siyasi partinin sözcüsünün böyle bir açıklama yapmaması gerekir. Özellikle böyle bir günlerde. Ee, şimdi bu şuna çok affedersin Hüseyin Bey. Yani bu şuna benziyor. Şimdi e, az önce haritada da gösterildi. Yani Türkiye'de bulunan e, muhacirlerin, mültecilerin, sığınmacıların önemli bir kısmı az önce gösterilen haritada gösterilen Aynel Arap bölgesinden gelmişler. Haseki bölgesinden gelmişler. Araplar var, Kürtler var e ve bunları Arap ya da Kürt oldukları için değil, PKK'yı desteklemediği için teşkil eden bir yapı var. Tam da bu süreçte Avrupa'da örneğin Marie Claire gibi moda dergileri çıkıp da PKK'nın kadın militanlarını çok güzel, bakımlı, manikürünü, pedikürünü, efendim günlük bakımını harika bir biçimde yapan, son derece romantik insanlar olarak lanse eden kapaklarla çıkmaya başlarsa, ve ben şimdi ne yapayım yani adam yayıncılık yapıyor yani Avrupa'nın en önemli moda dergisi diyemem ki. Nasıl diyeyim? Şimdi hemen e, son sözlerinizle. Bugünlere olalım. geldiğimizde ülkemizin bu kadar terör eylemleri e, sebebi hani terör eylemlerinin yapılması maalesef biraz geçmişe de dayanıyor biliyorsunuz. <laughs> Geçmişte kozmik odalara girildi ve bizim istihbarat görevlilerimizden işte yabancı istihbarat servislerine yerleştirilmiş ya da terör örgütlerinin içerisine yerleştirilmiş maalesef ki yaklaşık 813 tane yurtsever vatandaşımız e, bu kozmik odalarda ifşa oldukları için e, şehit edildiler. E, o günden bugüne kadar evet istihbarat akışında bu sebeple zayıflamalar oldu ve biraz bu da istihbaratta güvenlik zafiyeti e, yarattı. Ancak Bizim ülkemiz güçlü bir ülkedir. Biz toplum olarak yeri geldiğinde tek bir yumruk olup darbe vurmasını da yiyebiliriz. Peki. Bizler siyasiler olarak özellikle seçimlere doğru giderken biraz daha söylemlerimizi düşürmemiz lazım, yumuşatmamız lazım. Ee, bu bu seçimlere güzel, böyle birbiriyle el ele kol kala seçimlere girmemiz gerekiyor. Genel Kurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ol. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, teşekkür Ol. ederim. Teşekkür Hukuk Avukat Zeki Arıtürk teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ali İhsan Bey, sağ olun. Aynen. Kenan Bey, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür. Evet, başka açıdanı burada noktalıyoruz. Haftaya aynı saatte birbirinden farklı ve çarpıcı konularla karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hayırlı geceler.